Evet, değerli izleyiciler, BBN Türk Televizyonu dış politika gündeminde bir kez daha sizlerle beraberiz. Aslında dünya ve elbette Türk dış politikası bakımından şöyle bir kabaca bakıldığında çok sayıda gündem maddesi vardı. Ama bugün HDP'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması tabii bütün bu gündem maddelerinin önünde. Kuşkusuz HDP'nin kapatılma davası iç siyaset kadar dış politikayı da fazlasıyla yakından ilgilendiriyor. Ve zaten kapatılma gerekçesine bakıldığında da terör örgütüyle yakından ilişkisi, bağlantısı ve bu bağlamda ulusal güvenliği tehdit boyutu kuşkusuz Türkiye'yi ve Türkiye ile birlikte bu anlamda bizim yakın çevremizi de ilgilendiren bir güvenlik sorununa ve terör örgütü boyutuna dikkatleri çekiyor. Biz de diğer konulara girmeden önce hemen HDP bağlamında bu kapatılmanın özellikle dış politikaya bakan yönünü ve beraberinde ne tür gelişmelerin yaşanabileceğini burada Profesör Doktor Sencer İmer ve emekli Büyükelçi Aydın Nurhan'la birlikte konuşacağız. Çünkü Biden gelirken hatırlayın Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanlığı ve mevcut şu anki yönetimi muhalefet üzerinden devireceğini ve yine Biden'ın gelişiyle birlikte demokrasi ve insan hakları söylemi bağlamında bir takım operasyon sinyallerinin çok net bir şekilde verildiğini ve yine Biden'ın gelişiyle birlikte sokakların hareketlendiğini ve Myanmar dahil bir takım darbe girişimlerinin de olduğunu biliyoruz. Şimdi Sencer Hocam, bu tabii bir anlamda bakıldığında HDP hadisesi, HDP'nin kapatılma hadisesi sadece son birkaç saatin ya da son birkaç günün değil, aslında şöyle geriye doğru gidildiğinde yılların burada bir anlamda biriktirdiği sorunların ki özellikle 2015 bu kendileri adlandırmışlardı hendek siyaseti, çukur siyaseti artık adına ne denilirse denilsin sırtlarını kandile dayayarak bir takım iç siyasette mesajlar vermeye dönük çıkışlar vardı. Devlete meydan okumalar vardı. Yine çok net bir şekilde bunu belirtmek gerekirse. Açılım ya da çözüm adına ne denilirse denilsin. Orada bir süreç yaşanmıştı ve bu süreç içerisinde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da adeta devlet içinde devlet oluşumuna dönük bir takım adımlar atmaya ve bunu da oradaki açılım sürecinde adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir güçsüzlüğü, zafiyeti ve teslimiyeti gibi ortaya koyup bu kapsamda bölgede bir kamuoyu oluşturmaya ya da sadece bölge anlamında değil, Türkiye ve dünya çapında böylesi bir kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarına hep birlikte şahit olmuştuk. Siz HDP'nin bu az önce de ifade ettim, Biden'ın gelişiyle birlikte hatta gelmezden önce verdiği bir takım mesajlar da vardı ki bu mesajlar HDP dahil birçok bu anlamda çevreyi cesaretlendirici bulunmuştu. Hatırlayın. Ve bu sadece Türkiye çapında da değil, Türkiye bazında da değil, daha küresel anlamda bir mesaj içeriyordu ve bunun da bir takım tabii müşterileri de sahiplenenleri oldu. Siz HDP'nin kapatılmasını özellikle dış politika boyutuyla ele aldığımızda neler dersiniz? Bu kapatılma aslında zamanlama olarak neye tekabül ediyor ve aslında burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen nasıl bir mesaj söz konusu? Buyurun hocam. Estağfurullah. Efendim, HDP'nin kapatılması kararını memnuniyetle, yani dava açılmasını
Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne vereceği bir karar gayet tabii. Çok olumlu karşılıyorum. Zaten onu kapatmak üzere bazı aydın diyelim, münevver diyelim eski tabirle kişilerin yazmış oldukları bir dilekçeye ben de imza atanlardan birisiyim. Sonuç olarak bunun çoktan yapılması gerekirdi sizin biraz önce ifade ettiğiniz için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ünitel bir yapıya sahiptir ve egemenlik hakkını İstiklal Savaşı ile kazanmıştır. İstiklal Savaşı'ndan sonra egemenliğini kazanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları Lozan Anlaşması ile çizilmiştir. Ama Lozan Anlaşması ile Irak sınırı daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi çizilememiştir. Çünkü İngiltere oradaki Musul ve Kerkük petrollerine el koymak için o bölgenin sınırının daha sonraki bir anlaşmayla çizilmesinde ısrarcı olmuştur. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman için genç Türkiye Cumhuriyeti yorgun, savaşlardan çıkmış, nüfusu azalmış, her yer cephede Osmanlı Devleti'nin son döneminde çarpışmış bir ülke olarak bu şartı kabul ederek Misak-ı Milli sınırları içerisinde olan Musul ve Kerkük meselelerini daha sonra görüşmeye bırakarak Lozan Anlaşması'nı imzalamıştır. 1923'te 24 Temmuz'da. Fakat İngilizler özellikle Musul ve Kerkük'ün çok değerli olan petrollerini, çünkü şöyle düşününüz, oradaki petrol çok az bir derinlikten çıkıyor. Rafine etmeden neredeyse kullanabileceğiniz özelliklere sahip ve çıkarma maliyeti çok az bir derinlikten çıktığı için bir doların altında bir varili. Şimdi siz bunu 50 dolara, 54 dolara satıyorsunuz. Hadi o zamanlar daha yüksek satmıyordunuz ama gene de çok karlı bir şeydi. Dolayısıyla bunu Türklere bırakmamak için İngilizler şirket olarak oraya çöktükleri gibi devlet olarak da o bölgede kalabilmek için bazı operasyonlar yaptılar. Bu operasyonların başında gelen oradaki Kürt olarak var olan ve Türk olarak var olanları Türkiye'den ayırmaya çalıştılar. Nasıl yaptılar bu işi? Mesela oradaki Türklere Türkmen adını verdiler. Irak Türkmenleri, Suriye Türkmenleri. Türkmen diye bir şey yok değil, var gayet tabii. Ancak onlar Türkiye'deki Türklerden aynıdır. Nasıl biz Kıbrıs'takilere Kıbrıs Türkmenleri, Bulgaristan'dakilere Bulgaristan Türkmenleri, Batı Trakya'dakileri Batı Trakya Türkmenleri demiyorsak. İngilizler bunu kasti yapmıştır. Bütün mesele oradaki yaşayan Türklerle buradaki Türklerin farklı olduğunu ortaya koymaktır. Yani farklılıklar yaratarak koparmak. Yaptıkları diğer bir şey ise bazı Kürt aşiretlerini ayaklandırmak suretiyle hem Irak'ın kuzeyinde hem Türkiye'nin içerisinde Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni yormuşlardır. Şeyh Said isyanı da bunlardan bir tanesidir. Bunun bastırılmasını müteakip Ankara Anlaşması'yla 1926'da şey imzalanmıştır. Güney sınırımız. Ve güney sınırımızı, Irak sınırını İngilizler başka çaremiz olmadığı için kabul etmek zorunda kaldığımız için dağların tepesinden geçirmişlerdir. Dağların tepesinden. Ve sonradan ortaya çıkmıştır ki bu gerekçe ki bugün PKK'nın Türkiye'ye sızması vesaire de bu sınırın dağların tepesinden geçirilmesiyle yakından ilişkilidir. Bu dağların tepesinden geçirilen sınırı şöyle gerekçelendiriyorlar. Sonradan arşiv belgelerinde görülüyor bu. Efendim Türkler kızarsa, şayet dağları arkalarına alırlarsa, kızdıkları anda sorunu Bağdat'ta alırlar. Meseleye bakın yani. İngilizlerin o zaman oynadığı bu rolü, yarattıkları bu de facto bölünme hikayesini ve Güneydoğu Anadolu'da onlara hizmet eden Şeyh Said benzerleri ve ayaklanan bazı aşiretler meselesini bugün için HDP üstlenmiş durumdadır. HDP o tarihi rolü oynamaktadır. Aynı rolü oynamaktadır. Biraz daha açmak gerekirse hocam, aslında sizin dediğiniz önemli bir husus. Osmanlı'nın son döneminden itibaren evet. Gerek Osmanlı'yı gerekse bu coğrafyayı istikrarsızlaştırmada bir takım etnik unsurlar üzerinden onların siyasallaştırılması, siyasal partilere dönüştürülmesi
yoluyla dış müdahalelerin olduğunu biz çok net bir şekilde biliyoruz. Evet. Mesela bugün HDP olarak baktığımız bu partinin mesela Osmanlı döneminde Kürt Teali Cemiyeti olarak da oradan başlamak suretiyle ki Şeyh Said İsyanı'nı söylediniz. Şeyh Said İsyanı'na kadar giden süreçte nasıl bir rol oynadıklarını biliyoruz. Yani dolayısıyla siyasallaştırma, siyasal partiler üzerinden efendime söyleyeyim Türkiye'nin iç siyasetini ve dış siyasetini etkileme hadisesi bugüne mahsus bir şey değil. Buyurun hocam. Efendim, dolayısıyla bu tarihi perspektif açısından baktığımızda olayda bir yenilik olmadığını söylemek istiyorum. Ve Türkiye bütünlüğünü koruyabilmek için bunları ezerek bu ayaklanmayı hiçbir şekilde etnisiteye değil, kendi bir takım çıkarlarına dayandıran bu adamlar zamanında ortalığı karıştırdılar. Türkiye Cumhuriyeti bunları bastırdı. Yani şimdi içeride bir meşruiyeti yok, dışarıdan bir meşrulaştırma girişimi ve evet, Türkiye'ye ama, dayatma politikasının bir sonucu. Ama bu meşrulaştırmanın arkasında, daha doğrusu bunları destekleyen İngiliz emperyalistleriydi, petrol menfaatleri dolayısıyla. Daha sonra başka menfaatler de buna eklemlendi. Bugün için İngiliz emperyalistlerin yerini Amerikan emperyalistleri almıştır. Değişen hiçbir şey yoktur. Yani PKK dediğimiz örgüt, onlar tarafından desteklenen, beslenen, YPG PKK ordusu şeklinde getirilen, Türkiye'yi güneyden tehdit eden, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden, Türkiye'ye orada bir terör devletçiyi oluşturmaya çalışan ve ayrıca Suriyelileri oradan göç ettirmek suretiyle boşaltılan arazilere yerleşen, oradaki Kürtlere de eziyet eden, zulmeden, silah zoruyla ve oradaki Suriye petrollerine el koyan, aynısını Türkiye içerisinde de yapmaya kalkan ve Türkiye'nin içerisinde Büyük Millet Meclisi'nde demokrasiyi kullanarak, Cumhuriyet'in ilkelerini kullanarak, yemin ederken yalan yemin ederek, çünkü yeminlerine sadık değiller, Türkiye'nin bütünlüğüne sadık bir davranış içerisinde bulunmuyorlar. PKK terör örgütüyle aralarına bir mesafe koymuyorlar. Tam tersine onun meclisteki uzantısı olarak hareket ediyorlar. Abdullah Öcalan'ın buradaki adeta meclisteki temsilcileri durumundalar. PYD'ye, YPG'ye sırtımızı dayandık deyip şu anda hapiste yatan eski bazı milletvekillerini hatırlatırım. Şu anki konuşmakta olan ekranda da gösterdiğiniz hanımefendi de bunlara dahildir maalesef. Yani onun için Türkiye'nin partisi olmayan, hiçbir meşruiyeti olmayan, eskiden İngiliz emperyalistlerin başka yöntemlerle yaptığı ayaklanmaları bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde parlamentoda yapan ve Türkiye'nin lehine olan her karara karşı çıkan, sözde Ermeni soykırımı konusundan başlayın, Türkiye'nin Azerbaycan'daki işgal edilmiş toprakların kurtarılması için yaptığı açıklamalara kadar, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptığı tehditler gibi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptığı tehditlere, Amerika'nın yaptığı tehditlere karşı Türkiye parlamentosunun aldığı bütün kararlara iştirak etmeyen bir partidir. Yani bu partinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına sadık kaldığını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde bu şekil bir partinin, bir ülkenin üniter yapısı olan demokratik bir ülke içerisinde var olması mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla Türkiye emperyalistler bunu araç olarak kullanıyorlar. Nasıl terör örgütünü kullanıyorlarsa bu partiyi de araç olarak kullanıyorlar. Maalesef Türkiye'de ağalık sistemi birçok yerde ortadan kalkmasına rağmen Güneydoğu Anadolu bölgesinde toprak reformu Atatürk rahmetli zamanında ve daha sonra gerçekleştirilemediği için toprak reformunda rahatsız olan oradaki halk tam özgürlüğüne kavuşamadığı için ağalar bir noktada oraya egemen olmuş ve İngiliz emperyalistler bu ağları kullanmıştır. Daha sonra da HDP o ağların yerini almıştır. PKK o ağların yerini almıştır. Yani şu anda oradaki halkın oyuyla gelen insanlar değildir bunlar. Bunlar oradaki halkın zorla oyunu gasp eden silah zoruyla, PKK terör örgütü vasıtasıyla, terör ekonomisi vasıtasıyla bir partidir. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Evet. Türkiye'nin içerisinde birileri, ben bunlara aşırı liberaller diyeceğim. Aşırı liberaller, Türkiye'nin artık gerekirse Türkiye'yi bölenlerle de işbirliği yapmasını destekleyebilecek
kafa yapısında var. Ben böyle bir kafa yapısını kabul etmiyorum. Dünyanın ki bu kafa yapısı, olmaz. Bu kafa yapısı yine Osmanlı'nın son döneminde de vardı biliyorsunuz. Gayet tabii vardı. Gayet tabii vardı. İşte o var olanları bu şu andaki devamından başka bir şey değil. Yani için, son 100 yılda aslında bakıldığında bir değişiklik yok. Aynen. Hiçbir değişiklik yok. Evet. Devam ediyor. Nitekim Papa'nın Katolik olan Biden'ın, daha doğrusu kendisi söylüyor, ben söylemiyorum. Baydinopoulos'un Siyonist dostu, Katolik diyor bir de. Baydinopoulos'un gelmesinden sonra bir Katolik Papa oraya geliyor. Arkasından oradaki nankör olan Barzani bir pul bastırarak Erzurum, Erzincan, Sivas'ı kendi, bir de bizi saf yerine koymaya çalışıyor. Yani kendi, o kadar da uyanık yani. Ermenistan, Kürdistan bölgesi olarak ilan edebiliyor. Bunun demokrasiyle, insan haklarıyla ne alakası var? Şimdi bizim içimizde bunların değirmenine su taşıyan ve buradan oy devşirmeyi bekleyen birileri varsa, bu papanın ziyaretine de aynı zamanda bir cevap diyebilir miyiz hocam? Gayet tabii. Hem de ciddi bir cevap. Yani fakat burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti papayla birlikte oyunda bir üst aşamaya geçilmeye çalışıldığını gördü. Gördü tabii. Ve hani sınır gördüm. Ötesi kadar tabii, kendi tabii. Sınırları ve özellikle de meclisin içerisinde artık bir hamle yapması gerektiğini anladı. Çok net bir şekilde anladı ve bunu bütün dünyaya ilan etti diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ve şunu da söyleyebiliriz ayrıca, burada Avrupa Parlamentosu denilen, güya sözde parlamento diyeceğim ben buna, evet, Türkiye ile olan görüşmelerde şayet Türkiye parçalanırsa, orada bir PKK devleti oluşursa, onunla da görüşmeyi kabul ederiz diyebilecek kadar madde yazan bir Avrupa Parlamentosu ile karşı karşıyayız. Evet, onda konuşacağız. Avrupa'dan, Amerika'dan ne tür tepkiler? Şimdi o zaman bunlar ne yapacaklar ben size söyleyeyim. Evet. Bunlar kuyruğuna basılmış kedi gibi bağıracaklar. Evet. Aynen öyle. Kuyruğuna basılan kedi nasıl bağırırsa bunlar da öyle bağıracaklar. Başta Baydinopoulos, ondan sonra da Avrupa Birliği'nin o hani sözde parlamentosu dediğimiz yer ve bazı siyasetçiler. Demokrasi, insan hakları diye bağıracaklar. Ama ben şunu söyleyeceğim. Bugün yakınımdan duydum. Biden Putin'i katillikle suçlamış. Ben şimdi buna güleyim mi ağlayayım mı? Esas katillikle şimdi suçlanması. Araya gireyim. Şimdi haber düştü. Putin büyükelçisini geri çağırmış. Amerika'da. Esas katillikle suçlanması gereken, bana sorarsanız, Irak'ı bu hale getirip 1,5 milyon adamı katleden, Afganistan'ı bu hale getiren, Somali'yi bu hale getiren, Suriye, dünyada nereye el atmışsa oraları katleden esas katil kendileri, elleri kanlı. Böyle bir adam nasıl tutuyordu, hangi cesareti kendinde bularak Baydinopoulos Putin'i katillikle suçlayabiliyor? Hayret verici bir şey. Ki bizim bugün konuşacağımız konulardan biri de Moskova, evet, Anlaşması'nın yani kuyruğuna, 100. Evet, yıl hocam, Dönümünde Türk-Rus ilişkilerinin geleceği. Öyle görünüyor ki bunlar bizi Rusya'yla, evet, Çok daha derin, çok daha farklı bir ilişkiye doğru da itecek. Efendim, bunu açtığınız için burada da birkaç kelime söylemek isterim. Baydinopoulos'u gösteriyorlar şimdi şu anda. Evet. Çünkü ben şunu söyleyeceğim o zaman. Ben demiyorum bakın, Baydinopoulos onun icadı. Benim icadım değil yani. Bizzat kendisinin icadıdır. Ben söylemiyorum Biden'a. Baydinopoulos'u kendi diyor. Ben Baydinopoulos'um diyor. Ben de onu tekrar ediyorum yalnız. O kadar. Daha fazla bir şey yok. Şimdi efendim, 16 Mart 1921 tarihinde Moskova'da Türk-Rus-Sovyetler Birliği Anlaşması imzalandı. 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ve bu anlaşma sayesinde İngiliz emperyalistlerin Türkiye'ye saldıkları Yunanlılar, işgal ordusu, artı diğer işgal güçleri, Sovyetler Birliği'nden gelen lojistik, mühimmat, silah, para ve ayrıca diplomatik destekle Türk İstiklal Savaşı'nı yapan kahramanlarımız ve Mustafa Kemal Paşa'mız tarafından Türkiye'den kovularak Türkiye istiklaline kavuşmuştur. O zaman Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye gelen mühimmat silah miktarının 300 ila 400 bin ton civarında olduğunu da söyleyelim. Efendim, demek ki Sovyetler Birliği o zaman Türkiye'nin düşmesinin, emperyalistlerin eline geçmesinin kendisine de zarar vereceğini anlamış olacak ki
böyle bir anlaşmayı yapmış ve gereğini yerine getirmiştir. Ondan sonraki süreçte de Sovyetler Birliği Atatürk döneminde Türkiye'nin sanayileşmesinde ve kalkınmasında önemli hizmetler ifa etmiştir. Hocam, şimdi bakın, sözümü bitireyim izninizle. Şimdi onun 100. yıl dönümünde bizi yeniden böyle bir duruma doğru gitmekte olduğumuzu görüyorum. Ve ben buradan şu anda hemen resmen şu teklifi yapıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rusya Federasyonu'yla derhal Moskova'da bir işbirliği anlaşmasını yeniden imzalamalıdır. Ve bunu Amerikalıların, Avrupalıların ve sözde müttefiklerin yüzüne çarpmalıdır. Bunu yapmak zorundayız, var olmak zorundayız, aynı şekilde sıkıştırılıyoruz. Anladıkları burada, dilden konuşmak gerekir diyorsunuz. Onların anlayacağı dilden onlara hitap edeceksiniz. Başka dilden değil. Atatürk'ü hatırlamak zorundayız. Atatürk'ün yaptıklarını bugün yeniden yapmak zorundayız. Türkiye'yi üçe parçalatmayız, kusura bakmasınlar. Yani İstanbul, Trakya ve Ege bölgesini Konstantiniye, ortadaki bölgeyi Türkiye, doğudaki bölgeyi de Kürdistan ve Ermenistan yaptırmayız. Buna izin veremeyiz. Dolayısıyla biz buna izin veremeyeceğimize göre bunun gereklerini ve ittifaklarımızı derhal ve derhal yapmak mecburiyetindeyiz. Baydunopoulos da ne yapacağını düşünsün o zaman. Evet. Orada bugün buradaki üstlerini de ne yapacağımıza biz karar veririz. Evet. Onlara sormak zorunda değiliz. Evet. Dolayısıyla burada Heiko Maas'ın, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın ifade etmiş olduğu şeyi tekrar ediyorum. Türkiye'yi çok fazla sıkıştırmayalım. Bakın, dönem başkanı olduğu dönemde, hı hı, NATO toplantısı öncesinde. Evet. Eğer yaparsak Avrupa olarak Amerika'yı kastediyor. Evet. Diğerleri olarak kaybederiz. Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmiş oluruz. Aynen. Evet, aynen öyle olur. Yaptıkları şey de budur. Evet. Halk Bankası davasıyla Türkiye'ye şantaj yapmaya kalkmak, 20 milyar dolarlık bir meseleyle Türkiye'yi tehdit etmek, ki o da devam etmektedir şu anda. Ve Türkiye'ye hem askeri olarak sınırda tatbikat, PKK-PYD'yi salmak, öbür taraftan Gara'ya yaptığımız hareketin arkasından Papa'yı oralara göndermek, bütün bunları gördüğünüz zaman anlıyorsunuz meseleyi. Şimdi bu durumda Türkiye'nin iç cephesinde, Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden bir davranış içerisinde olan bir partinin, PKK ile işbirliği yapan terör örgütüyle bir partinin var olması nasıl mümkün olacak? Ki Gara ile aslında bir yeni dönem başladı diyebilir miyiz orada? Çok daha önce başladı. Yok, onların şu son gelişmelere son bakıldığında Türkiye sınır ötesi operasyon bağlamında, çünkü o Gara'da önemli bir şey vardı. Güneyden kuzeye doğru bir önlemek operasyon vardı. Türkiye önlemek daha da güneye inebileceğiyle ilgili mesaj verdi. Evet, verdi. Ve ayrıca ya daha önce yaptığı kamu hareketleriyle de gerek Fırat Balkanı, gerekse Afrin, gerekse İdlib, gerekse işte Fırat'ın doğusunda yaptığı harekatlarla Türkiye orada böyle bir terör devletinin kurulmasına izin veremeyeceğini söyledi. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin böylesi bir operasyonu gündeme geldiğinde muhtemelen bu terör örgütü Kandil'den HDP'ye, daha önce olduğu gibi biliyorsunuz onların borazanlığını, evet, yapıyorlardı. Tabii. Onların adına burada kamuoyunu ve sokakları hareketlendirmeye çalışıyorlardı. Ama halk katılmadı onlara. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti ama onlar bu çağrılarda bulunuyorlardı, hatırlayın. Tabii ama sonuç alamazlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti halkı devletine, milletine bağlıdır. Sıkıştığı zamanda da bu şekil ihanet şebekelerine gereken dersi verir. O zaman HDP ile hem bu anlamda Kandil'e hem de Kandil'in arkasındakilere çok net bir şekilde mesaj var. Gayet tabii. Sıra gayet size geliyor. Buraya kadar daha fazla değil. Bunun cevabı budur. Buraya yani artık iç siyaset boyutuyla sizin burada yapabileceğiniz artık bir şey yok. Evet. Sokaklar bağlamında ve sınır içi bağlamında artık bu iş bitmiştir. Evet. Siz artık kendi başınızın bir anlamda çaresine bakın. Çünkü biz geliyoruz. Ayrıca biz kendi bütünlüğümüzü korumaya devam edeceğiz. Evet. Hiçbir şekilde bizi teslim alamazsınız. Ha. Burası sizin koloniniz falan değildir. Yani sıra sizde mesajı veriliyor değil mi? Evet. Yani burada yani terör örgütünün meclis içerisine kadar uzantısı vardı biliyorsunuz. Evet. Evet. Bu çok açık. Bu çok yani net bir şekilde kesiliyor. Buna kolu kesildi, şimdi kafaya doğru mu gidiyor hocam?
Evet. Yani buna tahammülüs kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır Türk atasözüyle. Evet. Söylendiği üzere. Özellikle Rusya-Türkiye arasındaki 1921 16 Mart Moskova Sovyetler Birliği Türkiye Anlaşması'nı da burada tekrar anmış olduk. Onu konuşacağız. Yılında. Ben şunu bir kez daha sormak istiyorum hocam. Terör örgütünün içeride eli kesildi. Şimdi kafa mı kesilecek? Dışarıda da eli kesilecek. Etkisiz hale getirilecek. Bu kesinlikle Türkiye'nin hedefidir. Türkiye çok zaman ve para kaybetmiştir ve düzeni bozulmuştur. 5 milyon buraya gelen mültecinin gelmesinde de bu terör örgütünün ve Amerikalıların uyguladığı emperyalistlerin politika rol oynamıştır. Orayı boşaltıp orada bu devletçi kurma teşebbüsleri, buna da dur bakalım deme zamanı gelmiştir, geçmektedir. Evet. Ama artık HDP defterini bu anlamda terör örgütü ile ilişkileri noktasında artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok net bir şekilde artık. Ama bunun kararını biz vermeyeceğiz. Tabii. Bunun kararını Anayasa Mahkemesi verecek. Buradan verdiği zaman göreceğiz. Evet, herhalde. Ama bu önemli bir mesaj sonuçta. Çok önemli bir mesaj. Dolayısıyla efendim birileri çıkıp da şimdi sakın şu lafı etmesin. Efendim o kapanırsa başka adı altında bir daha kurulur falan. Kurulamaz. Bu şekilde onu da konuşacağız. Onu bu da şekilde konuşacağız partiler hocam. Kurulamaz. Bir daha böyle bir parti kurabilirler kurulamaz. Mi? Kurmaya teşebbüs bu edebilirler mi? Elbette bunu HDP noktasında bunu ortaya koyan irade muhtemelen artık bundan sonra da daha dikkatli olacaktır. Ama kısa bir reklam arası. Evet, değerli izleyiciler, HDP'nin kapatılması mevzunu burada özellikle dış politika boyutuyla konuşmaya devam ediyoruz. Zira HDP sadece Türk iç siyaseti bağlamında ön plana çıkan, değerlendirilen bir parti değil. Bu çok net bir şekilde kendilerinin de itiraflarıyla zaten ortada. Dolayısıyla bu partiye dönük şu anki alınan bu anlamda karar ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bu konudaki başvurusu sadece iç dinamikler bağlamıyla izah edilemeyecek ya da değerlendirilemeyecek bir konu değil. Bunun dış politika bağlamında da çok ciddi anlamda tepkileri ve etkileri olacak ki aslında bu bir anlamda da bu terör örgütünün arka planını ortaya koyması açısından da oldukça önemli. Az önce Sencer Hocam'la konuştuk. Son 100 yıllık tarihe baktığımızda ki 100 yıldan daha fazla aslında böyle 1900'lerin başına doğru gittiğimizde ya da 1800'lerin sonu itibariyle bakıldığında burada bir takım partiler üzerinden özellikle Türkiye'deki bir takım grupları hedef alan, içine alan ya da onları ön plana çıkartıp bu anlamda kendilerine dönük birer müdahale aracı geliştirmeye çalışan emperyalist güçlerin günümüzde de aslında çok farklı bir yöntem izlemediğini net bir şekilde görüyoruz. Sencer Hocam da söyledi. Dün İngiliz'de de bugün Amerika. Dün Sykes-Picot'u gerçekleştirmek için bu cemiyetleri, partileri ya da grupları kullanmaya çalışıyordu. Hatta terör örgütlerini bu anlamda. Bugün de bakıldığında öyle görünüyor ki değişen çok bir şey yok. Ama değişmeyen bir şey var ki o dönemde de mecliste yer alabiliyorlardı. Bu dönemde de mecliste yer alabiliyorlar. Ve bunu daha sonra Türkiye'ye karşı da diyorlar ki siz tamamıyla antidemokratsınız, şöylesiniz, böylesiniz. Peki Türkiye demokrasi karşıtıysa, gerçekten bu anlamda böyle bir özgürlükler ortamı yoksa, 100-150 yıl önce yaşadıkları tecrübeye rağmen buna tekrardan bir müsaade ediyorsa ya da bu tür oluşumlar meclisin çatısı içinde yer alabiliyorsa, buna nasıl bir cesaretle ya da yüzle farklı bir değerlendirmeyle ortaya koyabiliyorlar. Türkiye'yi antidemokrat ilan edebiliyorlar. Bir bu, iki siz yıllarca yurt dışında görev yaptınız. HDP benzeri bir olay gördünüz mü? Yani bir taraftan sırtını terör örgütüne dayadığını açıkça ilan eden ve oturup sonra bulunduğu ülkede
mecliste oturup o devletin iradesine, o millete laf söyleyen böyle bir ikinci örnek var mı? Gördüğünüz, şahit olduğunuz, duyduğunuz, okuduğunuz, bildiğiniz. Evet, şimdi sizin ve Sencer Hoca'nın verdiğiniz paslardan başlayacağım ben. Osmanlı İmparatorluğu iki bölgeyi feodal bıraktı. Bir tanesi bu Suudluların çıktığı Arabistan'ın çöl bölgesini. Hatırlarsanız o harita kenarlardadır Osmanlı evet. sınırları. Evet, evet. Çölü boş bırakmıştı. Evet. Neden? Çöl. Hiçbir faydası yok. Yani bir o anlamı da yok. Evet. İkincisi de Doğu Anadolu'daki dağlık bölgeyi Kürt beylerine bırakmıştır. Tanzimatla beraber merkezi hükümet, ulaşımın artması, demir yollarının yapılma çabaları. Bunlar devlet bu feodalitenin kalbine girdi. Kıyamet oradan koptu. Evet. Kürt beylerinin düzeni bozuldu. Asıl problem oydu. Cumhuriyetin uzun dönem, Demokrat Parti dönemini de hatırlıyorum ben. Uzun dönem seçimlerinde aşiret liderleri kontrol ederdi oyları. Her aşiretin oyu liderin dilinin ucundaydı. O partiye vereceğiz, bu partiye vereceğiz diye. Şimdi Öcalan'la beraber bu feodal düzen darmadağın oldu. Hı hı. Asıl problem buradaydı. Öcalan onu darmadağın etti ve şu anda Türkiye'nin nüfusunun %93'ü şehirlerde. Yeni rakam söyledik geçenlerde bunu. Sadece %7 kaldı köylerde. Nereye gitti peki bu aşiret mensubu insanlar? Diyarbakır'a gitti ve büyük şehirlere gitti, kasabalara gitti. Yepyeni bir sistem var. Peki Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde efendim bunlara baskı yapıldı mı? Yapıldı. İsyana kalkıştılar mı? Kalkıştılar. Peki çocuğuyla konuşamayan, Kürtçe konuşamayan anneler var mıydı? Vardı. Peki sonra ne oldu? Bütün özgürlükler geldi. İsteyen Kürtçe konuşmaya başladı. İsteyen istediği gibi kitap yayınlamaya, türküsünü, şarkısını yayınlamaya başladı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Değil mi? Şimdi bugün gelelim. Oradan tarihsel süreç içinde buraya getiriyoruz işi. Bu insanlar şu anda ulaştıkları nokta. Dağda koynunu otlatabiliyor mu? Terör yüzünden ölmüştü hayvancılık Doğu Anadolu'da. Koyunlarını otlatıyor değil mi? Evet evet. Bitti. Hatta Afganistan'dan çoban getirmişler. Tabii. Adam yetmemiş. Doğru. Yani tekstil fabrikaları açılıyor mu? Avrupa'dan daha ileri düzeyde otoyolları var mı? Aynen. Avrupa'dan daha iyi hastaneleri var mı? Türkiye'nin batısında öyle yerler var ki kıyaslayamazsınız. Canım ben Çankırı'yım, al Çankırı'yla kıyaslayayım. Evet, evet. Yani Allah'a şükür bugünleri gördük. Evet. Bırak Çankırı'dan daha iyi olsunlar. Hiç problem değil. Aynen. Şimdi bu insanlar her Allah'ın günü devlete dua ediyorlar. Aynen. 90 yaşındaki bir nineye gidiyor, dağın başında kar kış insanlar, hemşireler dağın başındaki nineyi bulup, Kürt nineyi bulup aşısını yapıyor. Diyarbakırlı anneler vardı. Aynen. Ayrıca geleceğim oraya. Değil mi? Yani bugüne şimdi, kadar evet. Bu insanlar demek ki vatanlarından, devletlerinden razı, memnun. Memnun olmazsa o kadar güvenlik koruyucusunun varlığını ve orada üstlendikleri rolü, oynadıkları rolü nereye koyacağız? Aynen. Artı yine bu güvenlik korucularının bizzat oradaki biliyorsunuz bir varlığı ve bunun daha ötesinde de onların mesela bu batı siyaseti bağlamında bir çifte standart ortaya koymak istiyorum. Mesela bir PKK'lı gidip rahatlıkla Avrupa başkentlerinde bir STK açabilirken, orada faaliyetler gösterebilirken gitsin bakalım güvenlik korucularında kendi STK'ları var.
federasyonları, konfederasyonları, dernekleri her bir şey var. Bugün bir başvuruda bulunsunlar bakalım. Avrupa buna ne cevap verecek? Bunu da kapattım yani, parantezi. Evet. Evet. Şimdi Diyarbakır anneleri değil mi? Evet. Şimdi bu 10 sene evvel, 15 sene evvel, 20 sene evvel niçin yapılamıyordu dendiği vakit bu çok önemli bir o demokratik hakkını bırakın orada kullanmayı, harekete geçirmeyi ağzına alsa infaz nedeni değil miydi? İşte. Daha da ötesi mesela bunu bizzat o bölgede yaşayanlar çok daha iyi bilir. Köyün birinde bir tane farklı bir oy çıksa o köyün altın üstüne getirmiyorlar mıydı? Şimdi, taş üstünde taş bırakmayız diye oradakileri evet. tehdit etmiyorlar mıydı? İşte ben de, peki bu gündeme gelmesine rağmen, konuşulmasına rağmen batıdan içerideki Sayın Hocam bahsetti liberallerden hangi itiraz gündeme geldi? Hangisi itiraz gelme, etti buna? Gelme. Bunun neresi demokrasisiydi? PKK demokrasisi diyorlarsa tamam. Biz PKK demokrasisinin tırnak içinde ne olduğunu demokrasi bağlamında tırnağı alıyorum. Çok net bir şekilde gördük, biliyoruz. Ama bu hiçbir zaman için ne PKK terör örgütüne karşı kullanıldı ne de onun içerideki uzantısına karşı. Bunlar halkın iradesini, her şeyi bir tarafa bıraktım. Adeta ipotek altına almış bir şekilde halkın iradesini, ben işte %10'u, %13'ü neyse direkt sanki cebindeymiş gibi oturup iç siyaset düzenlemelerinde bir araç olarak kullanmaya kalkmadı mı? Bu halkın iradesini doğrudan doğruya gasp edip kendisinin orada bir anlamda ki kendisi de değil, Kandil'in buradaki ve Kandil'le birlikte yine burada açıkça söylemek lazım. Türkiye'yi iç siyaset üzerinden dizayn etmeye dönük girişimlere ve bu anlamda efendilerine bir hizmet olarak karşımıza çıkmadı mı? Biz bunları biliyoruz. Yani. Oturdular orada kendileri bu %10, %13 ki bunu tamamen kendilerine mal etmek suretiyle bunu mevcut içerideki iç siyaseti düzenleme konusunda bir baskı ve tehdit unsuru olarak kullandılar. Türkiye'de mevcut şu anki siyasi partilerin çoğundan bu anlamda olumlu bir cevap alamadıkları için, pazarlığa oturamadıkları için oturdular. Farklı bir takım partilerle görüşmeye başladılar. Onlar da iç kamuoyundaki artan tepkiler üzerine bir kısmı, hepsi değil, aralarına mesafe koyma zorunluluğu hissetti. Buyurun hocam. Şimdi İngilizce'de winning hearts and minds. Yani kalpleri evet. ve beyinleri kazanmak. Evet. Tabiri vardır. Evet. Şimdi terörizmin kitabı var. Bunu batılı devletler yazmışlar, uygulattırıyorlar. O da nedir? Önce halkı terörize edeceksin, bebeğini, kadını öldüreceksin. Kendi teröristi değil ama. Başkasının teröristi anlamında. Tabii tabii canım. Evet. Yani PKK kadın çocuk bebek öldürdü. Evet. Öldürttüler. Yani yöntem bu. Bilimsel evet. bir yöntem. Evet. Uygulanıyor. Evet. Efendim. Ama bizim içimizdeki bazı aklı evvelerde ne dedi? Açılım sürecinde PKK'ya bebek katili ya da efendime söyleyeyim çocuk katili veya şöyle böyle demeyin diye hatta APO için de aynı şeyi söylemediler mi? Dediler. Evet. evet. Şimdi bu terörün ilk aşamasıydı. Halkı terörize edip korkuttular. Ve celladına aşık hale getirdiler. Korku? Korku. Önce korktular. Tabii. Sonra alıştılar. Sonra celladına aşık hale geldi. Sonra teröriste katılmaya, hevesle katılmaya başlayanlar oldu. Bir kısmı. Ama o konuda bölgeden şöyle çok net bir şekilde. Kitaba göre bu böyledir. Tepkiler, aynen kitapta öyleydi ama bu kitap tam o coğrafyada tutmadı. Çünkü o bölgede çok net bir şekilde biz devletimizi istiyoruz. Devletimiz nerede? Devletimizi şu an göremediğimiz için terör örgütü bizi işte bahsettiğiniz çoluğumuzu, çocuğumuzu alıp dağlara, tepelere götürüyor diyen çok sayıda efendime söyleyeyim itirazlar da, çıkışlar da ve arayışlar da oldu zaten. Buyurun. Şimdi
Bu aşama aşama geldi. Türk devleti de kendi kitabını biliyor. Tabii. Çünkü karşılıklı bu olayların hepsinin zehiri var, panzehiri var. Doğru. Türk devleti burada o kitabi stratejiyi devirdi. Devirdi ve psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Şu anda devleti hem seviyorlar hem korkuyorlar. Devletten mi korkayım, PKK'dan mı dediği zaman artık kanunsuzluktan, hukuksuzluktan korkuyorlar. Devletten yanalar. İki, devleti seviyorlar. Allah razı olsun diyorlar her gün. Devlete dua ediyorlar. Şimdi Bu olmasaydı zaten Türkiye çok hızlı bir şekilde içeride teröre ölümcül darbe vuramazdı. Tabii. Ve bunu halkı çok kazandı. Hızlı bir şekilde tabii hani sınır ötesine taşıyamazdı. Şimdi iddia şu, bunların iddiası. Diyorlar ki devlet bu partiyi kapatamaz. Çünkü bunun son aşaması, yani halklara özgürlük dedikleri stratejinin son aşaması, silahlı örgüt biter, silahlı savaş biter, kıvama gelmiştir. Halk sokaklara dökülür devlete karşı. Son şimdi aşama buydu. Bu HDP'nin kapatılması mevzuunda da bunu son dakikaya kadar bu tezi işleyen bir takım liberaller, bir takım şimdi bu anlamda onun, HDP severler oldu biliyorsunuz. Şimdi onun test edileceği noktadayız. Sizin öngörünüz nedir? Dış destek. Şimdi evet. Burada dış şimdi destek. En büyük beklenti öngörü, çünkü dış destek. Öngörüyü söyleyeyim. Evet buyurun. Öngörüyü söyleyeyim sonra dış desteğine geleceğim. Tabii. Çünkü o da bayağı dolu ciddi bir şey. Şimdi burada benim her programda, her televizyonda söylediğim Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet yükselme çağında. Her Türk kalbine, beynine kazısın bunu. Biz yükselme çağındayız. Buna sevinemeyenler var. Ama en azından görsünler. Türkiye Cumhuriyeti yükselme çağında. Osmanlı'nın çöküş ve dağılma süreci bitti. Bitti. Türkiye dünya devlerinin arasına girmeye soyunmuş, yükselme çağında bir devlet ve elinin tersiyle devirir gider bunları. Ve gereken ne varsa da yapar. Darmadağın eder ortalığı. Şunu anlayamadılar. Devlet. 23'te kurulan devlet. Evet. İşte öylesine sıradan kurgulanmış ve bir anlamda öylesine konjonktürün son anda ortaya çıkardığı bir devlet yapılanması değildi. Olur mu öyle şey? Evet olur ama mu? Bunu bu şekilde lanse etmeye çalışanlar çok oldu. Binlerce yıllık devlet evet. Şeyi var burada. Daha şimdi, da ötesi. Evet. Yani Osmanlı yıkılırken bile devlet aklı evet. İş başındaydı. Yani. Bu Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın yıkılmasındaki o son dönemdeki devlet aklının sonuçta bir sonucudur. Hani. Şimdi ama buna karşı. Ama bunu çok net bir şekilde görmeleri ve anlamaları lazım. Zira bugün Ankara'yı ya da Türkiye'yi küçümseyenler halen o yanılgı içerisinde. Oysa burada çok net bir şekilde bir kez daha altını çizmek lazım. Yüzyıllara, bin yıllara dayalı bir devlet aklının ortaya çıkarttığı bir devlet inşası ve bunun 100 yılın sonunda geldiği bir nokta var. Evet. Ve bugün bu devlet aklı bu operasyonu dün mesela ki düşünün Biden'ın çok net bir şekilde Türkiye'yi tehdit ettiği, Amerika'nın Türkiye'yi çok net bir şekilde tehdit ettiği bir noktada tokat gibi cevap. Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen. Ki bazıları diyor ki işte Biden aramadı, şu aramadı, bu aramadı. Görülüyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öyle bir kaygısı, öyle bir endişesi, öyle ciddi bir beklentisi yok. Ararsa arar, aramazsa aramaz. Ama HDP ile birlikte bakınız normal şartlarda bu tür küçük hesaplar yapan, fazlasıyla pragmatik davrananlar HDP veya benzeri bu tür oluşumları kapatmaz. Bir anlamda karşı tarafa böyle karşı tarafın gönlünü hoş tutacak adımlar atardı. Ama bugün bakıldığında karşı tarafın asla kabul edemeyeceği, karşı tarafın çok net bir şekilde argümanlarının bu anlamda dayandığı ya da dayandırmaya çalıştığı, argümanlarını dayandırmaya çalıştığı bir terör örgütü ve onun uzantısına karşı çok bir net bir cevap var.
Bu buradaki yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve devlet aklı boyutuyla kararlılığı göstermesi açısından da önemli. Şimdi Biden'ı kısaca ben bir paranteze koyayım, ondan sonra devam edelim. Tabii. Biden Erdoğan'ı niçin aramadı? Bakın Biden Erdoğan'ı ertesi gün arayabilirdi. O gazetecilerle yaptığı konuşmadaki mimikler, jestler, o nefret, küçümseyici, hakaretamiz hava ve çöplük böcekle konuşuyor gibi falan böyle. Ertesi gün gelip konuşabilirdi. O konuşmanın devamını yapabilirdi, uygulamaya sokabilirdi. Niye hala bir şey yok? Neden yok? Çünkü hala tartışıyorlar, geçen hafta da söyledim. Pentagon'u, dışişleri, senatosu, meclisi, hepsi karar veremediler, hala kararsız. Onun için arayamıyor. Daha da sürecek bir süre. Biden yoksa Ankara'da, iki günde arardı. Ankara'da mesajı yolladı, bir an önce kararını ver diye HDP üzerinde. Tabii, yani evet. Şimdi... Evet. Biden'ı koyalım kenara. Tabii. Onun için aramadı. Karar veremediler de onun için. Evet. Anladılar çünkü işin ciddiyetini. Evet. Ben ona yoruyorum. Bunu da göz önünde bulundursunlar tabii. Diye Türkiye şimdi, çok net bir şekilde mesaj gönderdi. Şimdi evet. Wilson prensipleri ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı. Self determinasyon bağlamında. Ve evet. Geçen hafta verdiğimiz harita. Evet. Yani Kuzey Irak ve Kuzeydoğu Suriye iki tane Kürt bölgesi dedikleri bölgeyi birleştirmişler. Papa'nın kafasının arkasına koydukları harita bir anlamda. Evet. Onun da bir Suriye tarafı da var. Evet. Bunu göz önüne getirdiğimiz zaman Atlalı gibi. Hatay'ı İskenderun hepsini içine alıyor. Ya. Aynen. Sanki aynen. Babalarının malı. Aynen. Evet. Şimdi bu haritalar aslında bizim yükselme çağında olmamızla birlikte yürüyen bir başka stratejinin de devamı. Onun için çalışacaklar. Hiç durmayacaklar. Peki bunun İran bölümü var mı bu haritanın? Var değil mi? Kesinlikle. Peki bu İran hangi kafayla bize Irak'tan Suriye'ye girme ve efendim işgal ettirmeyiz, izin vermeyiz diyor. Yahu ben yükselme çağındayım, bana bir şey olmaz. Ama seni parçalayacaklar ya, görmüyor musun? Türkiye ile işbirliği yapman lazım. Şimdi dış politikada atladık şimdi yurt dışına artık. Evet. Tamam, bir İran. İran korkunç bir körlük içinde. İran'a gidiyor işin ucu. Onun için Kandil'de Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda. Garalarda, Sincarlarda vesaire. Bakalım İran HDP için ne diyecek? Şimdi Fransa'dan başlayacağım. Tepkilere mi? Fransa'dan. Avrupa ne diyecek buna? Avrupa nereye gidiyor ne diyecek? Şimdi bugün Philippe Giraldi var Fransa'da. Oradaki aktiflerden biri. Amerika'da. Yok, onu sonraya koyacağım. New York Times'da Fransa haberi. New York Times gazetesinin bugünkü Fransa haberi. Sanıyorum bugündü. Gençlik nüfusunun yarısı. Limited, yani sınırlı. Veya yetersiz gıda alıyor. Fransız gençliğinin, New York Times yazıyor bunu. Fransız gençliğinin yarısı sınırlı veya yetersiz gıda alıyor. Bu hangi yarısı? Fransız genç nüfusunun. Tamam, Fransız nüfusunun. Şimdi nearly a quarter demografik yapısını göz önünde bulundurduğumuzda. Bakın. Nüfusunun, genç nüfusun dörtte biri günde yalnız bir kere yemek yiyor. Afrika'dan bahsetmiyoruz beyim. Hocam. Fransa'daki Afrikalılar da unutmamak lazım. Fransa'dan evet. Bahsediyoruz. Genç nüfusun evet. Yarısı yeterli gıda alamıyor. Sınırlı gıda alıyor. Genç nüfusun dörtte biri, dikkat buyurun buraya, günde sadece bir kez yemek yiyor. Macron karar vermiş, yeni ilan etmiş. Üniversitelerde 1 euroya yemek servisi yapılacak. Amerika'da da aynısını hatırlıyor musunuz? 50 milyon kişi.
Ha, aynı durumda. Ne oluyor ya Batı'ya? Niye başladım bununla? Şunun için başladım. İspanya'yı biliyorsunuz zaten %40 gençlik işsizliği. Bunlar artık istatistikler. Net istatistiklerde bahsediyoruz. Nedir durum? Şimdi bakın, demokrasinin benim en sevdiğim tarifi 10 bin dolardan başlar diyor. Unuttum şimdi kim biri söylemiş. Demokrasi 10 bin doların üstündeki gelirden daha aşağıda başlamaz diyor. Ama şeyhlikler var, petrol şeyhlikler var bilmem ne, onlar ayrı tabii. Ama 10 bin doların altındaysa gelirin, fert başı milli gelirin, o ülkede kolay kolay demokrasi gerçek demokrasi değildir diyor. Şimdi peki eğer İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da açlar artarsa ne olur? Demokrasi orta sınıf rejimidir. Orta sınıf çökerse ne olur? Soru bu. Biden müdahale eder. Bir dakika. Şimdi orta sınıf, işte, orta sınıf evet. Çökerse protestolar başlar. Evet. Sarı yelekliler başlar. İspanya'da ayrılıkçılar başlar. Değil mi? Şimdi geliyorum. Evet, Amerika'ya. Philip Giraldi. Oradaki önemli isimlerden biri. Eski CIA uzmanıdır. Ama şimdi sivil haklar uzmanı vesaire. Şimdi diyor ki Patriot Act var. Vatanseverlik kanunu, yasası. Bu Irak işgali sırasında Bush'un çıkarılmış bir yasa. Bu yasa diyordu ki Müslüman teröristlere sıkı takip yapacağız. Antidemokratik falan diye böyle kısık sesler çıkmıştı. Kimsenin umuru değil. Müslümana karşı olduğu için dert değil. Philip Giraldi diyor ki bu kanunun diyor çıkarılışı amacını unuttuk ya diyor. Şimdi diyor beyazlara diyor uygulamaya başlıyoruz diyor. Beyaz teröristlere uygulamaya başladık diyor. Ve terörü, domestik terör yani evcil terörü yerel hükümet nasıl tanımlıyor? Onun tanımını koymuş. Bakın diyor ki yeni hükümetin evcil terörü eğer şiddeti savunursanız politik hedeflerinize ulaşmak için ve bunu yapmak için de somut adımlar atarsanız sen bir teröristsin. You are a terrorist. Şimdi Amerika'da bunun tarifini yapmış. Yeni bir tanım. PKK'ya uygula. Buyursun. Şimdi bunu Amerika kendi içinde başlattı. PKK'nın yaptığının onda birini bu tanımın içerisine koysa. Şimdi evet. Hillary Clinton ne demiş bunlara, bu başlangıç halindeki teröristlere? Deplorables demiş. Çerçöp ya, çöplük Amerikalılar. Böyle horlanan Amerikalılar. Bu çöplük Amerikalılar bir parti kursa Trump'ın peşinden gidiyorlar. En temelde kurmalarına müsaade edilir mi? Trump kursalar gidiyor. Trump gidiyor oraya. Faaliyetine izin verilir mi? Trump oraya doğru gidiyor. Evet. Şimdi bunu da böyle koyalım. Savcı adayı Amerikan Senatosu'nda hani yapacaklarını anlatır, sorgulanır ya. Evet. Tayin edilecek yüksek memurlar. Senato'da 22 Şubat'ta yaptığı savunmasında, konuşmasında diyor ki domestik teröristlerin yani Amerika içindeki teröristlerin takibi... Parantez bir şey soracağım Sayın Büyükelçi. Şunu bitireyim. Bir cümle onunla ilgili. Şu bahsettiğiniz mevzu Biden öncesi içeride 11 Eylül hariç. Bu domestik terörizm ya da lokal terörizm konuşuluyor muydu? Ya Trump zamanında başladı. Başladı ama hayır, domestik terörizm sonra... olarak Biden'ın kendisi çok net bir şekilde lokal terörizmle mücadele edeceğizdi teröristlerle. Tabii tabii, şimdi artık daha önce o Patriot Act ile biraz evvel söylediğim Irak Savaşı ile başlayan yasalaştırmayla Müslüman terörist kovalamak için çıktı o kanun. Evet. Amerika içindeki Müslüman terörist.
Güya. Camileri falan, evet, işte Avrupa'nın yaptığı gibi. Camileri sürekli kontrol bilmem ne falan. Trump zamanında da devam etti o tabii, vardı iç terör. Ama kongre basıldıktan sonra artık domestik terör diye damgalandı. Artık net olarak Amerikan politikasında İş, bu var. İslam'da Müslümanlardan bitti, artık çıktı. Bitti. Evet. Şimdi bu iç terör diyor, domestik terör hükümetin ilk önceliğidir diyor. Dikkat. Amerikan Cumhurbaşkanı'nın ilk önceliği domestik terör olacak diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, evet, ne diyor bakın. Evet. Antonio Guterres diyor ki dünyada diyor white supremacy, beyaz üstüncüler, okay, beyaz ırkçılar, evet, ve nazizm, hı-hı, hızla yükselmeye geçti ve transnasyonel tehdittir. Nereden bahsediyor? Amerika ve Avrupa'dan bahsediyor. Evet. Bir dakika. Irkçılığın şimdi en temelde yükseldiği. Şimdi evet, daha önce de söyledim bu notlardan sonra. Bakın, dünya ekonomik ağırlığı hızla doğuya kayıyor. Batının ekonomik üstünlüğü azaldıkça orta sınıflar eriyecek. Orta sınıfların erimesine paralel olarak demokrasiler şiddete yönelecek, hükümetler. Çünkü o kadar şiddetli protestolar gelecek ki o protestoları karşılayabilmek için kanunları güne sertleştirmek kadar gerekecek. Demokrasi üzerinden Batı'nın en temelde ekonomik çıkarlarını sağlamaya dönük bir çıkış söz konusuydu. Şimdi artık dışarıdaki bu üstünlüklerini kaybetmeye başladılar. Kendi işlerindeki iktidarlarını, mevcudiyetlerini, çıkarlarını koruma adına artık iç terörizme yöneliyorlar diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Evet. Şimdi bakın, onu küreselleşme... Onu istiyorsanız reklam sonrası konuşalım. Peki. Evet, değerli izleyiciler, HDP'nin kapatılma davasını ve bu anlamda süreci ve özellikle de bunun dış politika boyutunu. Hatırlayın, düne kadar bir takım emrivakiler olur. Açabilirsin, kapatabilirsin, yapabilirsin, edebilirsin, yapamazsın, edemezsin türünden. Efendime söyleyeyim, bu emrivakiler ya da bir takım talimatlar hep biliyorsunuz. Böyle getirilir, bize dayatılmaya çalışılırdı. Ama şu an bize Atlantik'in ötesinden böyle birileri işte özellikle demokrasi üzerinden bir takım çağrılarda, dizayn girişimlerinde bulunurken Türkiye'de oraya mesajını çok net bir şekilde iletti. Türkiye kararlılığını terörle mücadele bağlamında hem sınır içinde hem de sınır ötesinde net bir şekilde devam ettirecek ve sınır ötesindeki terör örgütünün içimizdeki uzantılarıyla da bu mücadelesini devam ettirecek. Ve siz bu anlamda ne bize, bizim irademize ne de sokaklara hakim olamazsınız, ipotek koyamazsınız. Bu aslında HDP üzerinden çok daha büyük kapsamlı, çok boyutlu bir mesajı içeriyor. Yani biz her türlü mücadeleye hazırız. Asıl siz kendinize bir şekilde çeki düzen verin. Yoksa bizim burada bir yol haritamız var ve bu yol haritası kapsamında süreç başladı ki Sencer Hocam da belirtti. Bu yüzyılın sonunda geldiğimiz, sizin de ifade ettiğiniz o büyük Türkiye çıkışıyla eş zamanlı bir gelişme. Buyurun. Şimdi insan haklarının siyasi silah olarak, dış politika silahı olarak kullanılmasının öncesi Osmanlı İmparatorluğu'na gidiyor. Doğru. Biz onu sık sık tekrarlıyoruz. Tabii, Osmanlıların tabii. Çocukları olarak Osmanlı'ya, Balkanlar'daki, gayrimüslimlere dönük olarak, Suriye'deki, Lübnan'daki gayrimüslimlerin haklarını nasıl savunduklarını Osmanlı'ya karşı
çeşitli yaptırımlar uyguladıklarını. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde Avrupa Birliği'ne... Onları Osmanlı'ya karşı nasıl isyana teşvik ettirdiklerini. Kesinlikle. Ve Osmanlı'nın içerisinde kurdurdukları o kolejler ya da kurdukları kolejler üzerinden orada çete başlarını yetiştirdiklerini de çok iyi biliyoruz. Aynen. Evet. Şimdi bütün bu yaptıkları Cumhuriyet'te insan haklarına dönüştü. Sizi Avrupa Birliği'ne alacağız ama insan hakları. Neydi? Gayrimüslimlerin hakları insan haklarına dönüştü. Onlar da şimdi azaldı. Çünkü kendileri de dünyada darmadağın ettiler dünyayı. İnsanları öldürdüler, yerlerinden ettiler. Şimdi efendim Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Türkiye'de Kürtlerin hakları dediler. Halbuki o PKK'nın hakları. Emperyalizmin hakları ve çıkarları. Şimdi evet. Yani oradaki mesela bakıldığında normalde Sykes-Picot çok net bir şekilde emperyalizmin böl ve yönet mantığına ve çatıştır mantığına dayanır. Şimdi mesela burada sözde bir takım Kürt aydınları çıkıyor diyor ki biz Sykes-Picot'u tarihin çöplüğüne attık. Burada diyorlar biz bir devlet kuracağız. Adama soracaksın kardeşim. Zaten Sykes-Picot bu coğrafyayı bölme üzerine değil mi? Ve siz bu Sykes-Picot'da bu şekilde aslında o da çok ilginç. Yani Sykes-Picot coğrafyasına baktığınızda Büyük Ermenistan'la vaat edilen o Büyük Kürdistan yani bakıyorsunuz üst hangisi? Üst üste. Yani kavga bugün yani. Büyük İsrail açısından da baktığınızda değişen çok bir şey yok. Yani bu anlamda Büyük Ermenistan olsun, Büyük Kürdistan olsun tırnak içerisinde Büyük İsrail projesine hizmet eden birer basamak. Birer adım. Aynen. Ama gel gör ki bu çok daha farklı bir şekilde lanse ediliyor ve bunu da hem bize hem de efendime söyleyeyim bizim içimizdeki bir takım bu liberal ve benzer unsurlar olsun veya işte diğer buradaki güya işte bölge Kürtlüğünü veya daha başka bir şeyle temsil eden o belli kesimleri temsil eden isimler üzerinden bunu bir meşrulaştırmaya, kabul ettirmeye dönük bir çaba sarf ediyorlar. Buyurun. Evet. Şimdi şöyle bağlayayım ben olayı. Bu Batılıların bize dayattıkları insan hakları teranesi. Buraya çiziyorum bugün. Tarihe bir not düşmek için. Bize uzattığınız bu insan hakları kağıtlarını yarın çok kısa bir gelecekte hem de uzun vadede diyeyim. Belki en geç 5 sene içinde ağzınıza tıkıp yedireceğiz size. Öyle şiddetle gideceksiniz ki kendi teröristlerinizin üzerine. Öyle gayri insani, feci şeyler yaratacaksınız ki ülkelerinizde. Zencilerinizi ezeceksiniz. Fransa'daki Afrikalılarınızı, Cezayirlilerinizi ezeceksiniz. Türklerin üstüne yürüyeceksiniz. Sokaklarda nümayiş yapanları öldüreceksiniz. Darmadağın edeceksiniz. O gün o kağıtları size yedireceğiz. Çin siz zaten polis onu onların önüne koymadı mı? Bakın, dünya nereye gidiyor? Evet. Dünya orta sınıfların çöküşü biliyorsunuz Batı ülkelerinin 2 tane üstünlüğü vardı. 1 emperyalizm. Hı hı. Bismarck'la ne dediler? Akıllandılar. 1830-48 ihtilalleri. Dediler ki kolonyalizmden, emperyalizmden gelen artık geliri işçilerle paylaşmak zorundayız yoksa sosyal patlama olur dediler. Artık paylaşamıyorlar. Sosyal patlama geliyor. Para yok çünkü. İki. Sanayi devrimiyle know-how tekeline sahipti Batı dünyası. Doğru. Know-how artık doğuya geçti. Know-how da olmadığına göre yani yeni benim işim çalışacak dünyaya ihraç edeceğim. Hayır. Dünya çalışıyor bana ihraç ediyor. Orada da gitti mi üstünlük? Kendileri bakın, pazar haline gelmeye başladı. Know-how tekeli vardı Batı'da. Evet. İki, emperyalizmden, kolonyalizmden gelen artık bir değerin işçiyle paylaşılması vardı, işçi köylüyle. İkisi de gitti. Onun için Batı çökecek. Çökünce isyan başlayacak. İsyana karşı devlet hem ceza kanunlarını Amerika'da başladı, sertleştirmeye başlayacaklar,
hem de halkın üzerine şiddetle girecekler. Bu Türkiye'nin halkına uyguladığı polis şiddetinin bin misli aşırısı olacak. Buraya çiziyorum bunu. Polis şiddeti yok. Demek ki o zaman ne olacak? Bağlıyorum. Türkiye'de. Vardı vaktiyle. Yok. Vaktiyle vardı. Cehaletten vardı. Teknik evet. olarak bilmiyorlardı. Cehaletten vardı. Şimdi tekniği öğrendiler. İnsancıl davranıyorlar. Hayır şimdi her şey vardı, bir tarafa. Vardı. Cehaletten vardı. Amerika'daki polisin Avrupa'daki polisin teknik. Uygulamasını çok net bir şekilde görüyoruz. Cam, bu nasıl bir teknik? Bilimsel Ata Beygir'e tekme attırıyorlar ya protestoculara. Bakın, Sayın Büyükelçim. Ne diyorum? Aynen. Kadın, kız, çoluk çocuk aynen. demeden ayaklarının altına alıyorlar, dümdüz ediyorlar. Doğru. Bu şu anın Avrupa'sında, doğru. dünün Avrupa'sında değil. Bakın, bugünün Türkiye'sinde böyle bir şeyi zerresi olsa, onda biri olsa Türkiye demediklerini bırakmazlar. Daha önce biliyorsunuz. Konuştuk burada. Ya polis evet. cahildi. Ya benim dedem Çankırı'da polisti. Evet, devam edelim. Yani onun için evet. bunlar bakın Hitler'in yaptığı bilimsel soğukkanlı bir soykırımdır. Dikkat. Sistematik. Sistematik, evet. bilimsel, soğukkanlı. Evet. Ermenistan, Ermenilerin tehciri. Düne kadar onu uyguluyordu. Ermenistan'da çaresizlik, kendi topraklarında yapmadı mı bunu? Hayır, Osmanlı'nın çaresizliğinden. Eğer hatalar olduysa da çaresizlikten, o bir tehcirdi ama. Ha. Evet. Şimdi bakın, bugün de aynı şekilde Amerikan polisinin, Fransız polisinin, Alman polisinin yaptığı dershanelerde polise öğretiliyor teknik, kitabi şeyler. Atla üstüne yürüyeceksin. Adamı nasıl boğar öldürürsün? Tabii. Çok net bir şekilde boğazına ortada. Boğazına nasıl yapıştırırsın? Tabii. Bunlar bilimsel. Dizini dayar adamı öldürürsün. Bizde bu bilimsel insanlık dışı şeyler yok. Onları uygulamaya başladı mıydı? Bir de bakın geçenlerde söyledim onu da hiç unutmayın. Amerikan polisi tercihan Irak'ta, Afganistan'da görev yapmış katilleri, mı? Psikopatları polise alıyor. Bunlar bizim gazilerimiz diye. Onlar yurt dışındaki teröriste uyguladığını şimdi yurt içinde de terörist damgasını vurdular. İçerideki normal adam çünkü onlar gibi bir uygulama yapamaz. İçerideki vatandaşına da şimdi Afganlı'ya, Iraklı'ya uyguladığını uygulayacak o psikopatlar. Onun için ben iddia ediyorum. Batı'nın demokrasi ve insan hakları dediği Doğu'ya gideceği yerde Doğu'daki totaliter sistemler Batı'ya gelecek. Türkiye arada liberal bir yıldız olarak yükselecek. Yarın görecekler bunu ben iddia ediyorum, buraya çiziyorum. O kağıtların hepsini de onlara yedireceğiz. Ağızlarına evet. tıkacağız. Evet. Türkiye liberal şekilde gidiyor. Şu bizim Kürt vatandaşlarımıza ve dindar vatandaşlarımıza şu an gelinen demokratik ortamı bir düşünün. Nereden geldik? Bir de Avrupa'nın nereye gittiğini, Amerika'nın nereye gittiğini düşünün. Türkiye gerçekten yükselme çağında. Onun için biz devletler Avrupa bize öğretsin demokrasiyi. Asıllarına dönüyorlar. Avrupa bize demokrasi öğretsin diyenler gafil. Avrupa kendi orta çağına ya. Dönüyor tekrar. Feodal asıl. Barbarlık çağına dönüyor. Ha bir dakika, Frexit'ten bahsediliyor. Evet. Frexit neydi Frexit? Fransa'nın. Fransa'nın evet. Avrupa Birliği'nden çıkmaya başlaması. Aynen. Yani İngiltere'nin Brexit. Bunlar feodaliteden geldi. Önce Avrupa Birliği dağılacak. Sonra ülkeler parçalanıp feodaliteye geri gidecekler. Tekrar başa dönüş süreci var. O zaman o feodaliteye geri evet. giderken PKK'ya tanınan mevcut belki ulus devletleri bile ellerinde tutamayacak. PKK'ya tanınan vah yazık eziliyor ayrılma hakları var. Fransa için o zaman ayrılma hakları, Almanya için, İtalya için vazgeç, unuttuk İspanya'yı. Diğerlerinde başlayacak. Bu ne olacak? Avrupa oraya doğru gidiyor. Önce kendi bohçasına baksın. Türkiye insan hakları diye şimdi yüklenecekler, onun için söylüyorum. Bize evet. yüklenecekler ama bize yükleniyorlar. Şu anda alınan karar, savcının aldığı karar, Papa'nın ziyaretine bir tepkidir. Onu söyleyeyim, sonra tartışırız, devam ederiz. Evet. evet. Şimdi Sencer Hocam, sizin de bu bağlamda son görüşlerinizi almak istiyorum, toparlamak açısından. Çünkü diğer gelen evet. maddeleri de var. Şimdi en çok merak edilen hususlar, bilmiyorum basına yansımaya başladı mı, ben pek göremedim. Buna Amerika ve Avrupa nasıl bir tepki verecek? Bu bir. Çünkü yanılmıyorsam 25 Mart gibi
Avrupa Birliği liderler zirvesinde toplanacak. Türkiye ile ilgili orada evet. önemli bir karar da alınacaktı. Düşünün, böylesine evet. bir karar arefesinde alınan bu HDP ile ilgili bu atılan adım normalde hani bir takım mesela ifadeler kullanılıyordu. İşte Türkiye Avrupa'nın, Batı'nın bir takım tepkilerini dindirmek için bir takım işte farklı adımlar, geri adımlar atıyor gibilerinden açıklamalar vardı. Ama bu adım ters. Çok çok ters ve zamanlama itibariyle de normal şartlarda siyaseten bakıldığında belki yapılmaması gereken bir adım. Siz evet. bunu neye yorumluyorsunuz ve bu mesela AB Liderler Zirvesi'ne nasıl yansır? Ve burada hiç kuşkusuz Avrupa açısından da artık şöyle zor bir durum var. Yani bugün Türkiye'den ziyade bana sorarsanız mesela Avrupa daha fazla düşünmek zorunda. Ne yapacağız evet. diye. Türkiye değil, düşünme sırası onlarda. Biz şimdi buna nasıl bir cevap vermeliyiz? Ve artı Biden tabii az önce Sayın Büyükelçim de belirtti. Siz de altını çizdiniz. Biden'ın bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nı aramaması, temas kuramaması, oradaki Amerika içerisindeki Türkiye noktasındaki ciddi tartışmadan ya da ayrılıktan kaynaklanıyor. Burada Türkiye bir adım daha atmak suretiyle belki onların bu karar verme sürecini hızlandıracak. Bu karar verme sürecinde daha çok kimin dediği ortaya çıkacak ya da ön plana çıkacak. Evet. Şimdi şöyle söylemek lazım. Avrupa Birliği'nin Mart ayı sonunda yapacağı toplantıda Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştıracak, NATO'dan, Batı blokundan uzaklaştıracak bir hareket olmayacaktır. Buna çok dikkat edeceklerdir. Heiko Maas bunu çok dikkatli olarak daha önce de söyledi. Eğer yaparsak Türkiye'yi Rusya'ya ve Çin'e doğru itmiş oluruz dedi. Doğru. Şimdi ama Amerika'nın yaptığı hareketlerin hepsi Heiko Maas'ın engel olmak istediği şeylerin istikametinde gelişiyor. Yani yalnız Biden'ın Türkiye'ye telefon etmesi meselesi değil. Telefon etmeye gerek yok. Yaptıkları işler ortada. Yani Güney'de, Suriye'de yaptığı şeyler ortada. Doğru. OPD'yi güçlendirmesi, de facto olarak destek vermesi, Papa'yı oraya göndermeleri bizim Gara Harekatı'ndan sonra, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in nasıl oluyorsa o şekilde açıklamaya yönelmesi, Türkler buradan çekilsin der gibi. Yani işi bitmiş olan bir Barzani'nin Ankara, Tahran ve Bağdat'la işbirliği yaparak engellenmiş olan referandum sonucunu tekrar yeniden daha da ileriye gidecek şekilde ifade etmeye kalkması. Bunlar çok önemli şeyler. Tabii böyle bunlar not ediliyor da, tabii ki. Bunların hepsi önemli şeyler. Artı Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak için yapılan teşebbüsler. Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik yapmış olduğu destek, topraklarının kurtarılması konusunda sabote etmeye çalışmalar. Şu anda hiç Ermenistan'ı konuşmuyoruz ama Ermenistan'ın iç meselesinde ayaklanmalar, problemler devam ediyor. Bilek güreşi devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve oradaki ve Fransa'daki diasporanın gayretleri devam ediyor. Karıştırma gayretleri devam ediyor. Türkiye içerisinde de bu hareketler hızlanarak devam ediyordu. Ve bunların, yani HDP dahil bu şekilde düşünenlerin dayandığı şey şu. İşte Amerika'da bize tam destek verecek bir adam geldi. Bidenopoulos. Biz artık sağlam yere sırtımızı dayadık. Türk hükümetini köşeye sıkıştırırız. Türkiye'ye istediğimizi mal gibi de yaptırırız. Durum buydu. Bunun böyle cesaret veren tavırları buradan kaynaklanmaktaydı. Şimdi Türkiye burada ne yapabilirdi? Türkiye burada eğer işin seyrine baksa, tamam öyle de olur, böyle de olur dese, bugüne kadar da yaptı onu, o zaman bu çok yanlış anlamaya sebebiyet verir. Size eğer hücum eden bir kuvvetin önünde sürekli boynunuzu eğerseniz, o zaman daha büyük tepenize binerler. Şimdi sınırınızda askeri tatbikat yapıyor adam. Değil mi? Büyük kuvvetlerle. 20 bin askeri yığmış dedi ağaca. Evet, evet. 100,
150 tane helikopter, 1800 zırhlı araç. O araçların büyük bir kısmını ve benzerini Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne hediye ediyor. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerini güçlendiriyor. Rafael'lerle, Fransızların vereceği, kendisine vereceği F-35'lerle. Suudi Arapları işin içine sokup oradan F-15 uçağı dediğimiz modern savaş uçakları tatbikat için oraya geliyor 6 tanesi. Yani ittifaklarla da bunu güçlendirme hareketi var. Dikkatinizi çekerse. Yunanistan'ın üzerinde salma hareketi son boyutlarda yürüyor. Devam ediyor. Bu arada da bize S-400'leri depoya kaldır. Bunları bırak, çöpe at. Ondan sonra biz ne dersek onu yap. Der gibi bir tavır. Bir de bu arada Halk Bankası davası dolayısıyla 20 milyar dolarlık bir tehdit. Dövizinizi alırız. Sizi bankacılık sisteminden dışlarız. Zaten zayıf olan ekonominizi mahvederiz. Demek oluyor bunlar. Bütün hepsi geliyor üst üste. Şimdi bu tehditler karşısında siz ya boyun eğeceksiniz ama da güzel yapıyorsunuz ha. Tam dediğiniz gibi biz de size teslim oluyoruz diyeceksiniz. Yahut da buna karşı çıkacaksınız. Türk milleti bunu hazmedemez. Buna karşı çıkmak zorundadır. İstiklalini feda edecek hali yoktur. Hükümet de bunu biliyor. Başka bir şey yapması mümkün değil. Hangi hükümet olursa olsun bakın yapamaz. Dolayısıyla burada evet diyecek bir durum yoktur. Bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla şimdi bu yapılan iş artık kemik, bu bıçak kemiğe dayandığı için bu HDP'ye dur diyorsunuz. Bir kere HDP dediğiniz parti oradaki seçimleri ve oyları PKK'nın desteğiyle, tehdit desteğiyle ve terör ekonomisiyle para dağıtarak, imkan dağıtarak o insanlara sağlamıştır. Ama bunun sonuç vermediği çıkmıştır ortaya. Hendek politikaları, onlara serbest bırakıldı. Yani şu açılım sürecinde onlara imkan verildi. Ne oldu? Orası PKK'nın hakimiyetine girdi. Sonuç ortada. Ondan sonra sokak sokak, ev ev mücadele ederek, büyük kayıplar vererek orayı tekrar kurtardık. Teröristlerle, terörist olmayanları birbirinden ayırmak için çok büyük gayret sarf edildi. Güvenlik güçleri bu yüzden çok büyük kayıplar verdi. Hem askerimiz, hem polisimiz, hem jandarmamız büyük kayıplar verdi. E şimdi sonuç olarak artık burası tam huzura ermişken ve bu zulümden kurtulmuşken yeniden yurt dışından buraya sızma olması için yaptıkları işler devam ederken biz buna evet nasıl deriz? Yani Gara Harekatı burada yapılan boş yere yapılmış olan bir harekat değil. Sincir'e yapılan harekat boş yere yapılan bir harekat değil. Türkiye'yi tehdit edecek bu unsurları dur demeye çalışıyoruz. İçerideki olayı dışarıdan durdurmaya çalışıyoruz. Olay budur. Biden da ismine layık olarak, Kulos olarak ne yapıyor? Yunanlılara destek vererek bizi batıdan sıkıştırmaya çalışıyor. Ve bu arada Avrupalılara da baskı uyguluyor. Çünkü Avrupalılar da öbür taraftan ekonomik menfaatleri var. Siyasi çıkarları var. O yüzden Amerika ile tam ters düşemiyorlar. Böyle de bir durumları var. Ama Kuzey Akım projesini Almanlar gerçekleştiriyor. Milli çıkarına uygun olduğu için. Bunu yapıyor. Şimdi bir kere şunu da söylemek lazım. Batı'da biraz önce sağ eğilimlerin arttığını söylediniz. Terör faaliyetlerinin, iç terör faaliyetlerinin artma eğilimi gösterdiğini söylediniz. Bunun orta direğin çöküşü bunu hızlandıracak diyor Sayın Büyükelçim. Bunun en büyük sebebi esasen bozuk gelir dağılımıdır. Yani bir ülkenin içerisinde bütün gelir gruplarını 5 tane gruba ayırırsanız, 1'den 5'e kadar, hepsine %20'lik paylar verirseniz, %20'lik paya sahip payın milli gelirden aldığı pay şayet %55 olmuşsa, ki şu anda öyle, o zaman geriye kalanlara pek bir şey kalmıyor. Yani bir sınıf başkalarını eziyor. Amerika'da bu çok bariz olarak ortada. Avrupa'da da bu %50, mesela Almanya'da da %50'lere yükseldi. Eskiden %25-26'lardaydı. 2 puan artsa kıyamet kopardı. Şimdi demek ki gelir dağılımında ciddi bir bozulma var ve toplumun diğer kesimleri milli gelirden yeterince pay alamıyorlar. Problem buradan çıkıyor. Dolayısıyla bu bir takım huzursuzluklara sebebiyet veriyor. Burada göç dalgaları da içeriye gelen
hazmedilemeyen göç. Çünkü belli bir göçü siz ülke olarak hazmedebilirsiniz. Yani kültürel olarak kendinize adapte edersiniz, ekonomik olarak adapte edersiniz. Bunun da bir kapasitesi var. Bu da doğmuş vaziyette. İçeride işsiz kalan insanlar Almanya'da veya Fransa'da veya başka bir yerde bir suçlu arıyorlar. Suçlu kim? Başkaları, yani yabancılar. Sonradan gelenler, göçmenler. Dolayısıyla bu mesele Amerika'da da var. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman da esas huzursuzluğun kaynağı budur. Buradan çıkıyor bu mesele. Yani eşitsizlik, adaletsizlik, gelir dağılımındaki bozukluk. Bakınız, bir sene önce, bu pandemi çıkmadan önce ve pandemi çıktıktan bir sene sonra Amerika'daki bir grup insanın milli geliri, yani önce Amerika değil, başka ülkelerde dahil belki, kişi başına aldığı gelir 10 trilyon dolarlık bir artış gösteriyor. 10 trilyon dolar. Bu bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda adam bunlar. 10 trilyon dolar. 10 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin 700 milyar dolarlık bir milli gelir olduğunu düşünürseniz en azından 13-14 tane Türkiye demek. Bir senede elin parmakları kadar adamın cebine gidiyor. Herhalde burada bir yanlışlık var. Dünya milli geliri 80 trilyonsa 10 trilyonu böyle bir şekilde ele geçiremezsiniz. Amerika'nın borcunun yarısından biraz daha şey değil mi az? Evet. Yani çok 22-23 trilyon galiba. İşte dolayısıyla burada esas onun 10 trilyonun nerede olduğu belli. Bu dümeni çevirenler daha doğrusu devleti kendi çıkarları için kullanmaya kalkanlardır. Türkiye'de de gayet tabii gelir dağılım bozulmuştur. Bunu da söylemekte bir beis görmüyorum. Aynı şey burada da olmuştur. Ancak bunu düzeltmeye çalışmak lazım. Yani belli bir grubun daha çok zenginleşmesi yerine gelirin toplum içerisinde en azından adaletli bir şekilde dağılmasını sağlamak lazım. Bu yalnızca Bismarck Almanya'sında kalan bir şey değildir. Bugün de aynen bu problem devam etmektedir. Aynı olay Rusça'da da vardır. Bugün Navalniler ve benzeri şeylerin olmasının en büyük sebebi budur. Şimdi Rusya bu anlamda tedbirler aldığında işte otoriter, diktatör şu bu. İşte az önce Sayın Büyükelçim de ifade etti. Kendileri terörün ve teröristin tanımını işte açlara, yoksullara kadar indirgediğinde bu terör olmuyor. Devletin aldığı bir takım önlemler olmuş oluyor. O zaman bu devlete yönelik başkaldırıları engellemek için. O zaman bu terör olmuyor. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu demezler mi? Bir de mesela Biden ne diyor? Terör tarifi olamaz. Biden ne diyor? Putin bir katil. ABD seçimlerine müdahale ettiği için bunun bedelini ödeteceğiz diyor. Amerika'nın peki kendisi Erdoğan'a müdahale ediyor. Evet. Ben de onu söyleyeceğim. Amerika'nın müdahale etmediği seçim var mı? Yani bu anlamda bakıldığında. Yok. Artı ki yani bakın Orta Asya'dan daha sonraki günlerde konuşacağız. Kafkaslara kadar. Tabii. Bu seçimlere renkli devrimler diye müdahale etmedi mi? Tabii, renkli darbelerin adı, darbelerin adı renkli devrim oldu. Hala ediyor. Halen de ediyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı için ve bu anlamda partisi için biz bunu muhalefet üzerinden indireceğiz dedi mi, demedi mi? Dedi. Normalde sandığa, seçimlere, demokrasiye müdahale mi değil mi? Müdahale tabii. Her zaman için müdahale. Evet. Ve bu müdahale devam ediyor. Şimdi bunu hem askeri sıkıştırmayla devam ettiriyorlar, hem de biraz önce söylediğim Halk Bankası'nın 20 milyar dolarlık bir ceza çıkarmak suretiyle Türkiye'nin dolara sıkıştığı bir dönemde Türkiye'yi ekonomik olarak sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu da gelecek hafta konuşacağız. Çin Dışişleri Bakanı geliyor. Çin Dışişleri Bakanı'nın çantası boş mu? Boş olabilir mi? Ya da mi? Bizim Dışişleri Bakanımızın oturduğunda masada çantası boş mu olacak? Bunu haftaya konuşacağız tabii. Yani Türkiye ittifaklarını yeniden gözden geçirmek zorundadır. Tabii. Kiminle işbirliği yapacağına karar vermek zorundadır ve Türkiye bunu yapacaktır. Evet. Dolayısıyla ben biraz önce tekrar ettim. Moskova ile imzalanan 1921 anlaşmasının önemini 16 Mart'ta aynı şekilde 100. yılı geçti. Tam oraya girmeden önce şunu diyeceğim Sayın Hocam. Evet. Türkiye
Yani Amerika'da zerre akıl kaldıysa, Batı'da, Avrupa'da zerre akıl kaldıysa şunu çok iyi hesap etmediler. Türkiye HDP konusunda bu adımı atıyorsa muhakkak ama muhakkak bunun tedbirlerini ve olası kendisine yönelik bir takım buradaki hamleleri de göz önünde bulundurarak atmıştır. Kesinlikle. Yani bunu çok net bir şekilde söylemek lazım. Doğru, yani doğru. Bir kez hodri daha söylemek diyor. Lazım. Türkiye tabii. Hodri meydan diyor. Çok net. Çok net. Yani diyor ki ben artık sizin uzantılarınızın ötesinde sizinle de mücadeleye hazırım diyor. Hazırım. Bu çok net. Yani, beşinci tabii. kola izin vermem. Çok vermem doğru. diyor. Bakınız yani çok doğru. Çok net evet. bir şekilde diyor ki HDP üzerinden gel diyor. Ben hazırım. Evet. Evet. Ama sadece evet. onun gelmesini değil. Türkiye onların gelmesini beklemeyecek. Bunu da bilmek lazım. Tabii. Yani ya tabii. eğer Türkiye şimdi... Türkiye uzun zamandır şu mesajı veriyor. Sayın Hocam, Türkiye kendisine dönük her türlü operasyona operasyonun çekildiği adresten cevap vermeye muktedir. Evet. Bakın evet, bunun altını evet. çok net bir şekilde çiziyorum. Sadece evet. yakın çevresi değil, sınır evet. ötesi değil, operasyonun çekildiği adreslerden de. Bunun doğru. bütün hepsi Amerika'sı da, efendime söyleyeyim Avrupa'sı da çok net bir şekilde farkında. Evet. Onun için Türkiye evet. sahadaki bu avantajını, daha da ötesi uluslararası konjonktürdeki şu durumu artık çok net bir şekilde kullanabiliyor. Duvara sıkıştım, sıçrarım üstüne diyor. Aynen öyle. Yani evet. çok net bir şekilde. Yani senin evet. yöntemlerin de senin araçlarınla çok net bir şekilde mücadeleye hazırım. Yani bunun daha ötesi yok. Yani evet. ben artık sizinle sizin istediğiniz oyunu oynamak istemiyorum. Evet. Ben şimdi, kendi oyunumu kuruyorum. Kurdum. Evet. Hadi buyur diyorlar. Ve bunun arkasından ne tür sürprizler geleceğini de Batı çok net bir şekilde hesaplamalı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bakın şöyle bunu çok açık söylüyorum. Değerli hocam. Efendim? Doğru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'nın Adana Başkonsolosu bir hanımdı. Ve zannediyorum 2000'li yılların başlarında işte 2010'a kadar kalan süre içerisinde oradaki belediyeleri ziyaret ediyordu. Sömürge valisi gibi geliyordu tabii, ya. Tabii. Bu belediyelerde HDP'li belediye başkanları vardı. Ve onlara söylediği şey şuydu. Farklılıklarınızı öne çıkarın. Bunu söylüyordu. Farklılıklarınızı öne çıkarmak ne demek? Şimdi farklılığı öne çıkardığınız zaman, farklı olduğu zaman çıkar ortaya çıkar. Çıkar demek çatışma demektir. Çatışma demek ortalığın karışması demektir. Çatışın diyor yani. Farklılıklarınızı öne çıkarın demek çatışın demektir. Yani şimdi Türkiye'den hiçbir ses gelmedi o zaman. Bu Amerikalı diplomatın. Ve orada parantez oradaki... bir şey belirteyim. Yani bu farklılıkları ortaya çıkartacak adamlar evet. dağdan inip partiler üzerinden, siyaset üzerinden bu farklılıkları ortaya çıkartabilecek tecrübeye, deneyime evet. sahip evet. yetiştirilmiş, özellikle yetiştirilmiş evet. isimler. Öne çıkarın diyor, öne çıkarın. Ya diyen bu. Dolayısıyla bu yaptığı şey Türkiye'ye çatışın diyor. Ben şimdi size soruyorum. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Amerika'ya gitsem, Amerika'daki Kızılderililere veya Latinolara veya siyahilere desem ki farklılıklarınızı öne çıkarın arkadaşlar desem. Acaba Amerikan İstihbarat Örgütü, FBI veya CIA bana ne yapar? Onlar çok kültürlülüğü ön plana çıkartıp ardından da ilk etapta bunu uygulamaktan vazgeçen ülkeler değil mi Sayın Hocam? Evet, ne yapar bana? İngiltere'nin yani, kendisi biliyorsunuz en başta. Beni kovalar oradan. Beni kovalar ve cezalandırır. Ben bunu Almanya'da yapsam aynı durumla karşılaşırım. Evet, ben biliyorsunuz Almanya'ya çok gitsem. Kültürlük entegrasyonun, asimilasyonun önünde en büyük engel dediler. Tabii. Almanya'ya gitsem ben, Almanya'daki bizim Türkler arasında farklılıklarınızı öne çıkarın ey Türkler. Hadi bakayım desem. Almanya'da bir Türk çocuğu okulda, Türkçe sınıfta, konuşamaz. Bırakın sınıfı, okul bahçesinde Türkçe konuşamıyor hocam. Konuşamaz. Yani bu işte demokrasinin baktı. Geldiği ilerin nokta yani Almanya'da. Evet. Şimdi ne sonra oldu? Kalkıp Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar. Ne oldu şimdi?
Fark demek ki benim ülkemde bu işi yapan o diplomat, Adana'daki Amerika'nın konsolosu veya baş konsolosu bunu yapabiliyor. Ben orada yapamıyorum. Peki o zaman bu Türkiye'nin bir koloni gibi muameleye tabi tutulması değildir de nedir? Ve buradaki adamlara farklılıkları öne çıkarın diyerek müşterek noktaları öne çıkarmaktır birlikteliği sağlayan. American people diyorsunuz. Amerikan halkı nedir? Bayrağa saygısını koyan, elini göğsünün üstüne götürerek yemin eden Amerikan anayasa sadık olan. Evet, ve hem de her peki sabah. Sen bunu Amerika'da yapıyorsun. Ve hem de her sabah bu yemini yapıyorlar. Sen Amerika'da bunu yapıyorsun. Türkiye'deki insanları niye engelliyorsun? O zaman sen Türkiye'yi koloni olarak, birliğini korumaması gereken bir ülke olarak görüyorsun. Biraz önce söylediğim İngilizlerin petrol menfaatleri dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı sonunda güneyde çıkardıkları o aşiret reislerine para vererek, altın dağıtarak yaptıkları ayaklanmalar gibi. Demek ki sizin HDP dediğiniz parti o aşiret reislerinin bugünkü çağdaki... Sadece şunu sorayım hocam. HDP kalkıp Türkiye'nin çıkarları noktasında bir politika izleyecek olsa, birkaç mümkün böyle mü? Söz söylese... Mümkün mü? Batı buna kadar destek verir mi? Bugüne kadar oldu mu hiç? Kıbrıs meselesi dahil, Akdeniz, Doğu Akdeniz meselesi dahil. Siz bu adamların ağzından Türkiye'nin çıkarları yönünde bir laf duydunuz mu? Ben duymadım. Duyamazsınız. Demek çünkü ki, bunu söyleyemezler. Söyleseler de kazaran. Onlara uzantısılar burada. Dış güçlerin Türkiye içerisinde tıpkı zamanında İngiliz altını alarak ayaklanan oradaki aşiret reislerinin başka bir şeklidir bu adamlar. Ve oradaki insanları da temsil etmemektedirler. Ve bunu da demokrasi demektedirler. Ve bunu da demokrasi oyunu, insan hakları oyunu diye Avrupa Parlamentosu'ndan bize dayatmaya kalkmaktadırlar. Veya Amerika tarafından dayatmaya kalkmaktadırlar. Peki biz buna ne zamana kadar teslim olacağız, evet diyeceğiz? Her şeyin bir durma noktası olur. Yeter değil mi? Artık yettiği bir noktaya gelmiş durumdayız. Yani hem dışarıdan bunlarla biz mücadele edeceğiz, insan kayıpları vereceğiz. Hem de bunları içimizde tutacağız ve bunların yaptığı bu bölücü faaliyetlere evet diyeceğiz. Çok güzel yapıyorsunuz diyeceğiz. Bunlarla işbirliği yapan liberallere ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani Türkiye Anayasası'na sadık olmamakla onları itham ediyorum. Açıkça bunu söyleyebiliyorum. Yani evet, durum budur. Evet. Bu kadar vahimdir bu durum. Dolayısıyla hiçbir Avrupa ülkesine, Almanya'sı da dahil, Fransa'sı da dahil, Amerika'sı da hiçbir ülkede böyle bir şeye izin verilmez. Onun için biraz önce anlatılan o terörist tabiri, genişletilmiş terörist tanımı kendilerine göre bu anlattığım ekonomik gerçekliklere hiçbir şekilde hizmet etmemektedir. Oradaki dağılımı, yani bir şeyi düzeni sağlamak istiyorsanız, düzeni bozan şeyi ortadan kaldırmadığınız sürece o düzeni sağlayamazsınız. Siz düzeni gelir dağılımıyla bozulmuşsa, yanlış gelir dağılımıyla, onu ancak onu düzelterek sağlayabilirsiniz. Siz o zaman o sermaye sahiplerinin bir aleti haline gelirsiniz. Devlet bütün Amerikalıların aleti olmaz. O zaman öyle bir devlet Almanların hepsinin devleti olmaz. Fransızların kapitalizmin devleti olmaz. İflasıyla bir anlamda kaçınılmaz olacak. Ya oraya ya gidiyor zaten. Sistemin iflasıdır. Sistemin iflasıdır. Yani kapitalizmin. Bu kapitalist sistem. Ya robotlaşma hızlandırıyor bunu hocanın dediği evet. gibi işte. Gelir uçurumu arttı. Evet. Ya bu demokrasinin sonunu getirecek. Evet. Ya bu nedir? Bu şeyin sonudur. Neoliberal. Robotlara mı oy kullandıracaklar parmak? Hizmet etmiyor. Şimdi yapacakları şey savaş çıkarmaktır. Onu söyleyeyim size. Evet. Bu savaşı ya konvansiyonel silahlarla yahut da nükleer silahlarla her an çıkarabilirler. Evet. Burada bu demokrasi oyununu oynayan tiyatroculara da artık daha fazla ihtiyaç kalmamıştır. Onu söyleyebilirim. Evet. Yani bunlar tiyatro oynuyorlar. Bu tiyatroyu Avrupa Parlamentosu da oynuyor. Bu oyuna dahil olan, beyanat veren her politikacı da yurt dışında oynuyor. Türkiye içinde de buna destek veren politikacılar varsa şayet onlar da aynı oyunun içindedirler. Aslında HDP bilerek, üzerinden şu mesaj da veriliyor. Artık bu oyunu oynayamayacaksınız. Bilerek veya bilmeyerek. Bazıları cahil olduğu için olabilir. Bu kadar cahil olmaz ama demek ki var. Yani Kenan Evren'in bir lafı vardı. Okumuş cahiller derdi. Doğru bir laftır. Okumuş cahiller vardır. Dolayısıyla böyle insanlar da vardır.
Onu evet. da söyleyeyim. Yani bu aynı zamanda HDP zihniyetindekilere de bir mesaj değil mi? Gayet tabii. Gayet tabii. Ama halk, bakın, oradaki yaşayan halk bunu tasvip etmiyor. Onlarla beraber değil. Bu bir gerçek değil. Onlar bir gerçeği ifade etmiyorlar. Sahte bir gerçeğin temsilcileri bunlar. Yani güçle, Kandil'den aldıkları güçle, terör örgütünden aldıkları güçle, askeri, silahlı ve ekonomik güçle bu makamlarda bulunuyorlar. Hayatlarında o makamı göremezlerdi bunlar. O şekilde oraya tayin olmuş insanlar yani özetle. Bunlar tayin olmuş insanlar. Evet. Birileri tarafından oraya tayin. O teröristleri tayin eden de kim? Onlar da dışarıdakiler. Onlar da onların maşası durumunda. Evet. Şimdi... Tamamen maşanın maşasının maşası. Evet. Maşanın maşasının maşası oluyor. Evet. Şimdi ben de burada bir araya girmek istiyorum hocam. Asıl mesele ne? Asıl mesele bence Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın ezici bir çoğunluğu aklı selim ile diyorlar ki Türkiye 23 sanıyorum etnisiteden meydana gelen bir vatandaşlık adını Türk koymuş. Türk, Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyenenin altında, o şemsiyenin altında birleşen 23 etnik unsurdan meydana geliyor. Kürt vatandaşlarımızın ezici çoğunluğu, ben de bu 23 gruptan biri olarak bu kardeşçe grubun içinde yer alıyorum diyor. Hiç şüphesiz bunlardan biriyim ben, onlarla beraberim diyor. PKK ve onun yandaşı küçük bir grup. Hayır, ben o 23 grupla bir arada olmak istemiyorum. Oyun bozanlık edeceğim. Bu vatanı parçalayacağım, bir bölümünü alıp gideceğim diyor. Yedirmezler. Kürt vatandaşlarımız da yedirmez. Diyor ki ben bu vatanın parçasıyım. Bu milletin parçasıyım diyor. 23 etnik gruptan biriyim. Onlardan biri olarak Türk'üm diyor. Sen ne yaparsan yap, bu ülkeyi sana böldürmeyiz diyorlar. Kürt anneler söylüyor bunu. Diyarbakır anneleri bağlamında da. Hepsi söylüyor bunu. Bakın şimdi, Amerika'da bir sürü adam o milletten bu milletten gelmiş ama hepsi Amerikan vatandaşı olduktan sonra Amerikan anayasasına yemin ederek elini de şuraya koyarak ben Amerikan vatandaşıyım, Amerika'yı her şeyin üzerinde tutmak ana görevimdir diyor değil mi? Evet. Peki şimdi, siz o kadar kökenden falan gelmiyorsunuz. Başka milletlerden de gelmiyorsunuz. Hepiniz Türkiye'de bu topraklarda asırlarca yaşamış ve köken olarak da pek çoğunuz akrabasınız birbirinizle. Böyle bir durum yok. Bu yapay olarak yaratılan. Demek ki yurt dışından manipüle edilen bir olay. Yapay. Tamamen yapay. Bu yapay Sunni tiyatronun parçası olan bu adamlar Türkiye'de de bu ağalık meselesinden sonra yeni ağalar olarak türemiş durumdalar ve buradan ekonomik olarak, siyasi olarak rantlarını da alıp gidiyorlar. Bir de hocam yaptıkları şu var. Bu. Burada bir arada bir Diyarbakır annesi şöyle diyor. HDP'ye kapatma davası ile ilgili olarak yaptığı yorum. Evladıma kavuşmuş kadar oldum diyor. Evet. Bir de ben şunu çok şey özetliyor aslında değil mi? Samimi ifade etmiş. Samimi ifade etmiş. Tabii. Çok net. Aynen. Evet. Samimi ifade etmiş. Aynen. Evet. Bir yani şunu... şimdi şu da olursa yani çok şaşırmam. Bir infaz da burada bunun çocuğuna dönük olursa örgüt kendi içinde bu annenin çocuğuna infaz bile cesaret edemezler artık. Yani misal. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Çok da şaşırmam ben. Yani onu demek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum ben. Vaktiyle Türkiye'de iktidarlar askerin vesayeti altındaydı. Onun istediğini cumhurbaşkanı seçtirirdi. Onun istemediği hükümet alaşağı edilirdi. Türkiye silahların vesayeti altındaydı. Bugün HDP 1960'lar Türkiye'si gibi PKK silahlarının vesayeti altında. Acaba şimdi bu parti kapatma davasından sonra
HDP'nin ardılları gelecek. Onlar bir, ne diyorlar şimdi, öz kritik mi diyorlar, ne diyorlar? Kendi kendilerine hesaplaşmayla, iç hesaplaşmayla. Yahu biz Kandil'in esiri olarak onun emrettiklerini meclise göndererek bugüne kadar bir yere gelemedik, hep kaybettik. Acaba şimdi Kandil'i dirseğimizde itip sen bir geç bakalım kenara. Nasıl askerleri Türk siyaseti evine soktuğu görevinin başına gönderdi. Sen şimdi çekil bakalım aradan. Ben artık Türk milletinin bir partisi olarak kendim istediklerimi meclise sokacağım. Kendim Kürt vatandaşlarımın haklarının daha da iyileştirmesi için demokratik şekilde Kandil işte çalışacağım. Oraya doğru acaba gitmek için karar verirler mi? Böyle bir otokritik efendim, yapabilirler mi? Efendim, asıl sizin önemli olan evet. Bu. Ders alıp efendim, da buraya giderlerse mesele yok. İşte, gitmezler de PKK'dan emir alan efendim, yeni kadroları meclise sokmaya çalışırlarsa daha da beter olacak. Efendim olacaklar. Sizin benzetmenizde bir aksayan nokta olduğu kanaatindeyim. Buyurun. PKK terör örgütüyle Türk ordusunu karşılaştıramayız. Çünkü PKK yabancıların komutasında çalışan. Vallahi FETÖ'cülerin komutanları ben karşılaştırırım hocam. Ben FETÖ'cü hayır, hainleri karşılaştırırım. Ben kimse de bir şey diyemez. Ben karşılaştıramam. Çünkü bu hain örgüt yurt dışındaki terör güçlerin emrinde olan. FETÖ'cüler de terör örgütü. Evet evet, onu söylüyor zaten hocam. Generallerin üçte biri diyor bu ya. Ki, diyor eğer ki bu yani örgütün, Türk ordusuyla PKK'yı ya da başka bir terör Türk örgütünü aynı kefeye koyamam. Yuntacı generalleri karşılaştırırım. Türkiye'nin istiklalini kazanmış bir ordudur. Mustafa Kemal'in ordusudur. Hiçbir şekilde bunu birbiriyle mukayese edemeyiz. Mustafa Kemal'in ordusu 15 Temmuz'da gereğini yaptı. Mümkün değil katılmam. Bakın dikkat edin, ayırdım. Evet, buna katılmam mümkün değil. Yuntacıyı ayırdım ben. Amerika'dan emir alan bizim oğlanları ayırdım. Dikkat, bizim oğlanlar, Amerikan oğlanlarını ayırdım. FETÖ'cü, yuntacıları, oğlanları ayırdım. Ama onlar Türk ordusunu temsil etmezler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generallerinin üçte biriydi, dikkat edin. Efendim, siz ordunun içerisinde bu şekil. PKK bildiğimiz düşman. Bunlar sinsi düşmandı. Ama bakın, ona FETÖ'cü dedik, ayırdık. Evet. Yani Türkiye'nin içerisine girmiş gladio dedik, ayırdık. Aslında aynı onları şeyi söylüyorsunuz şu an. Tabii aynı şeyi söylüyorum. İkisi de hain. Ama biri sinsi hain. İçimizi kemirmiş sinsi hain. Efendim o ama sonuçta işte bakın. Sencer hocam şunu söylüyor. Ama yani bunlara hiçbir zaman için bizim Türk askeri dememiz mümkün değil diyor. Bu da değil zaten. General ya. Mümkün evet. Değil. Çünkü Türk ihanet etmez. Bu kadar net. Yani bunu Sencer hocam söylüyor. Türk ihanet etmez. Türk askeri ihanet etmez. Bu kadar net. Generallere istiklali için çarpışmış. Evet. İstiklalini savunmak için çarpışmış evet. Bir ordu. Yani onun için PKK hangi istiklalini savunmak için çarpışıyor? Türkiye'yi bölmek için çarpışıyor. Dış güçlerin emrinde bir örgüt. Onun buradaki uzantısı da bu parti dediğiniz parti. Hocam, ne partisiyse. Hatırlıyor musunuz geçen konuşmamızda ne dedim? Sayın General, o cuntacılara deniyordu. Biz bugün evet. Ne diyoruz generallerimize? Paşam deyip bağrımıza basıyoruz. Paşam evet. Diyoruz sıcacık. Bambaşka şeyler. Bambaşka. Efendim, cuntacı ayrı. Paşam efendim, dediğim insan ayrı. Efendim, efendim şimdi bakın. Siyasi tarihimizi değerlendirmek apayrı bir boyut. Bölücülerle siyasi tarihimizi de karıştırmamamız gerekir. Onu da söyleyeyim. Yani ne 27 Mayıs meselesi ne efendim 1970 muhtırası dediğimiz muhtıra. Kısaca de hocam Türkiye kendi içerisindeki iç hesaplaşmalarla iç hesaplaşmalarla evet. PKK meselesini aynı kefeye ve benzetmelere koymak yanlıştır. Ve şimdi bilfars PKK'dan uzaklaşarak yeniden bölücü bir faaliyet içerisinde olan bir parti kuracaklarsa ve bunu da bir takım dış desteklerle devam ettireceklerse farkları yoktur. Yeni bir PKK. Yani aslında bu HDP mevzu çok net bir şekilde Ankara'daki iradenin artık kardeşim içeride ben yeter herhangi diyorsun. Bir tartışma bu anlamda ya da iç hesaplaşma veya benzer bir şey istemiyorum. Ben artık dışarıyla hesaplaşacağım.
dışarıyla hesaplaşıyorum evet. mesajı değil mi? Aynen öyledir. Ve bunu da söyleme zamanı... Ve içeride herhangi bir hesaplaşmaya geçmiştir. Bundan sonra da evet. müsaade etmeyeceğim mesajı. Dolayısıyla diyoruz, yeni bir diyoruz. HDP'ye de bundan İzin sonraki vermeyiz. Süreçte asla müsaade edilmeyecek. Veremeyiz. Ve dolayısıyla onun için bu Amerikan Başkonsolosunu söyledim. O hanımı şeyden çıkan, Adana'dan çıkıp bölgeyi dolaşıp farklılıklarınızı öne çıkarın diyen kadını söyledim. Evet. İşte bu, halen bazıları bu anlayamıyor. Sonraki... Yani düşünün 10 gün sonra yanılmıyorsam işte yaklaşık Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Evet. Türkiye diyor ki benim sizin benimle ilgili alacağınız karar noktasında bir kaygım endişem yok. Evet doğru. Bu kaygı çünkü, endişe artık sizin diyor. Yani ne diyecekleri siz... belli çünkü. Evet çok net. Diyecekleri şey insan hakları, evet. oradaki adamların hakları HDP'yi siyasi parti olarak kapatamazsınız diyecekler. Evet. Başka diyecekleri bir şey yok. Ve müdahale edecekler. Evet. Aynı şeyi Baydunopoulos da diyecek. Hiç evet. şüpheniz olmasın. O da söyleyecek aynı şeyi. Evet. Onlar diyecek ama Türkiye bildiğini yapmaya devam edecek. Evet. Evet. Yani evet. Bu çok net bir şekilde bunun göstergesi. Şimdi hocam bu Moskova Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde bu da çok önemli. Siz de konuşmanızda ona dikkati evet, çektiniz. Evet. Aslında Moskova Anlaşması'nın olduğu dönem itibariyle bugünkü dönem arasında çok büyük paralellikler var. Çok doğru. Rusya'da bir iç savaş vardı. Hatırlayın Bolşevik İhtilali sonrası. Evet. Ve Batı'nın müdahaleleri söz konusuydu. Evet. Anadolu'da bir ihtilal vardı. Bir bağımsızlık savaşı vardı. Burada da vardı aynı şey. Rusya'yla, o zamanki Bolşevik Rusya'yla Anadolu'daki meclisi ya da Türkiye'nin arasını kesmeye evet. dönük, engellemeye dönük bir takım set inşaları da söz konusuydu. Doğru. Kafkas setli dahil olmak üzere. Doğru. Ve o zaman emperyalizmin yine hedeflerinden biri Türk-Rus işbirliğiydi. Çok doğru. Evet. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Bakıldığında çok enteresan. Rusya'nın da iç siyasetine yine müdahale edilmeye çalışılıyor. Aynı anda. Aynı adamla. Türkiye'ye de işte bir takım böyle evet. partiler, örgütler, ne bileyim çeteler ve benzeri ve dış düşmanlar, hatta Yunanistan siyasi gene. Oluşumlar falan da dahil olmak üzere gruplar üzerinden. Yunanistan yine Yunanistan'ı kullanarak. Evet ve işgalci olarak Yunanistan, yine Yunanistan burada. Evet. Ve bakıyoruz, tarihin bir anlamda tekerrürü, Türk-Rus ilişkileri de çok güçlü bir duruş. Noktaya gelmiş oluyor. Efendim? Onun için ben dedim evet. ki bu 1921 16 Mart Türkiye Sovyetler Birliği, Türk hükümeti, Sovyetler Birliği hükümeti arasındaki anlaşmanın bugün tekrar bugünkü şartlar altında yeniden yapılması lazım. Bu hem ekonomik olarak hem askeri olarak zaten sıkıştırılıyoruz hem de siyasi olarak gerekli bir adımdır. Bu bölgede Amerikalıların ve bizim Avrupalı müttefik geçinenlerin ne diyeceğini çok merak ederim. Muhtemelen ona. Amerika'nın bu, ya da Avrupa'nın ya da her ikisinin neyse vereceği tepkiye bağlı olarak Türkiye bu adım atacak öyle görünüyor. Benim gördüğüm budur. O iş buraya gidiyor. Evet. Heiko Maas'ın uyardığı da buydu. Evet. Heiko Maas aman daha fazla sıkıştırmayalım. Evet. Daha fazla üzerlerine gitmeyelim. Evet. Yeter diyordu. Biraz önce Sayın Büyükelçi söyledi. Bir kediyi de fazla köşeye sıkıştırırsanız üzerinize atlar sizin gözlerinizi çıkarır. Rusya Savunma Bakanı Şoygu diyor ki Sergey Şoygu Türk evet. kökenli biliyorsunuz. Tabii şeydi. Nedir o? Tuva mı? O taraflardan bir yerden olması evet. lazım. Türkiye evet. ile zor. Türkiye ile zor. Ancak sonuç veren ilişkilerimiz var diyor. Doğru. Doğru söylüyor. Evet. Ama bu daha iyi bir istikamete evet. iletilebilir. Nitekim Türkiye ve daha sağlam aslında güçlü bir ilişkinin tesis edildiğine evet. burada dikkat çekmiyor evet. mu? Çekiyor. Dolayısıyla bizim bunu yeniden hatırlamamız lazım. Yani demek ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen benim de takdir ettiğim İsmet Paşa 2. Dünya Savaşı'na Türkiye'nin girmesini önleyerek büyük bir hizmet yapmış. Değerli bir komutandır. Ama ondan sonra tek taraflı olarak Amerika'ya bağlanmamız Batı'nın bir uydusu haline gelip 50 sene mi oldu? Kaç sene oldu? Tam hesaplayalım. 70 sene oldu neredeyse. 70 sene sonra bu duruma düşmemiz herhalde
kendi kendine olmuş. Peki şu tespiti de yapalım mı Sayın Hocam? Aslında önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Rusya 45'te yaptığı hatayı 2021'de ya da 2020'nin sonlarında, daha doğrusu evet, 2020'nin sonlarında Kasım telafi etti diyebilir miyiz? Aynen, yani tam Kafkas sınırlarında, Kafkasya'da hatırlayın. Türkiye'den, evet, evet, Doğu Anadolu'dan toprak talepleri vardı. Tabii. Boğazlar konusunda bir takım imtiyazlar istiyorlardı. Evet. Şimdi Türkiye ve Rusya Kafkasya ve ötesi bağlamında daha güçlü bir işbirliği yapabilecekleriyle ilgili mesaj veriyorlar. Bu sadece Karabağ ve Kafkasya değil. Verdiler Hazar tabii ve ötesi. Verdiler hocam, verdiler. Evet. Ve o şekilde Azerbaycan silahlı kuvvetleri orada Rusya silahlı kuvvetleriyle karşı karşıya gelmeden işgal edilmiş topraklarını. Ve Hazar'daki statü sorun, Hazar'daki statü sorununda özellikle onun çözümü Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki ihtilafların tabii ortadan kalkması da burada önemli bir kırılma değil mi, dönüm noktası? İran'ın tepkisinin ardında da bu yatmıyor mu? İran'ın, bakınız şimdi İran yeni bir gelişme. Evet. Irak sonrası Türkiye'nin Yemen'deki varlığı bağlamında Türkiye'yi orada da tehdit ediyor. Şimdi yani İran burada. Yani bakınız İran, Irak sonrası şimdi Yemen'de. Hangi İran kelimesini tekrar söyleyeceğim. İran'ın genel stratejisinin de Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak olması gerekir. Başka türlü İran kendisi gürültüye gider. Biraz önce Sayın Büyükelçi de ona işaret etti. Doğrudur. İran kendi bindiği dalı kesmekle meşguldür şu anda. Onun için şeyde yapılacak olan, Haziran ayında yapılacak olan seçimler İran'da benim kanaatimce büyük önem taşıyor. Böyle yüzeysel bir takım politikalarla, Zarif'in yaptığı gibi ve yanlış politikalarla Türkiye ile karşı karşıya gelerek, Sincar'da PKK'nın oyununa gelerek, Papa'nın oyununa gelerek, Barzani'nin oyununa gelerek, Amerika'nın oyununa gelerek veya bilerek. İran'ı yani konuşacağız olmak, hocam. İran mevzu ciddi korkunç anlamda konuşulmaya muhtaç. Çünkü muhtaç. İran yani ciddi hatalar yapıyor ve bu hataları hatalar sadece Türkiye'ye karşı değil Rusya'ya karşı da yapıyor. Eğer Amerika'ya güveniyorsa bilemiyoruz. Büyük küçük şeytan bağlamında. Evet. Onları konuşacağız ama ben şunu sormak istiyorum. Türkiye ve Rusya ilişkilerine bakıldığında Avrasya'yı merkez alan Avrasya eksenli ki bu 16 Kasım 2001 Avrasya'da işbirliği eylem planı şimdi evet, sahada hayat buluyor. Bakınız evet, o Avrasya'da işbirliği eylem planı kağıt üzerindeydi ama adım adım gelinen noktada bugün Türkiye ve Rusya Avrasya merkezli tehdide karşı, Avrasya'ya hedef alan tehdide karşı Avrasya'nın iki büyük gücü olarak şu an birlikte hareket ediyor. Çok dolayısıyla doğru, burada şunu sormak lazım. Bir de tabii şu hususun da altını yine çizmek gerekiyor. Türk-Rus ilişkilerindeki en büyük sorun 1833'ten itibaren baktığımızda bu Hünkar İskelesi sonrası bu işbirliği devam ettirilemedi biliyorsunuz. Evet. Ortak bir ideolojik zemin üzerine güçlü kurumsal ilişkiler oluşturulamadı. Evet. Yani batıya baktığınızda mesela 1838 Balta Liman Anlaşması sonrası o ideolojik zemini kurma, bunu Osmanlı'nın iç işlerine müdahale noktasında bir takım anayasal düzenlemeler dahil, işte 1839'dan başlamak üzere, bunların Osmanlı'nın iç işlerine karışmadan tutun da Osmanlı'daki yeni devlet yapılanmasına ve merkez çevre arasında ki ilişkilerde verdiği zarara kadar. Evet. Ama burada Batı açıkça itiraf etmek lazım. Bir ideolojik zemin üzerine kendi değerleri, çıkarlarını yansıtan, dünya görüşünü ve devlet anlayışını yansıtan bu politikasını kurumsallaştırma suretiyle bugüne kadar getirdi. Ve Türkiye üzerindeki etkisini, gücünü büyük ölçüde de oluşturdu biliyorsunuz. Peki Türk-Rus ilişkilerinde daha önce de işte 1833'ü söyledik. Milli mücadele dönemini konuştuk. Hep ortak tehditler karşısında bir ara oturuyoruz. Birlikte hareket ediyoruz. Tehdit gidiyor. Yani amiyane tabirle öküz öldü, ortaklık bitti diyoruz.
Ama sonra o tekrar yine özür diliyorum öküz geliyor. Bu sefer tekrar bir ortaklık yapmaya çalışıyoruz ama bu böyle olmuyor. Siz bundan sonraki süreçte Avrasya eksenli ki burada da kimin Avrasyası bu sefer tartışması başlıyor ve Avrasyacılık bağlamında da bir tartışma başlıyor. Evet. Ki burada yine Rus muhataplarımıza da söylüyoruz. Bir dakika kusura bakmayın. Bu Avrasyacılık tanımı sizin tanımınız diyoruz. Sizce Türk-Rus ilişkilerinde nasıl ya da hangi bir ideolojik zemin üzerine bir kurumsallaşma sürecine gidilebilir? Veya kurumsallaşma süreci sonrası mı bir ideolojik zemin inşa edilmeye çalışılır? Nasıl görüyorsunuz? Herhalde kurumsallaşma daha sonra gelebilir. Hı hı. Önce pratik adımlarla bunu gerçekleştirmek gerekir. Nitekim İstiklal Savaşı esnasındaki işbirliği, tabii şartlar da onu gerektirdiği için ad hoc yapılmış olan işbirlikleridir. Ondan sonra da devam etmiştir. Biliyorsunuz yani o zaman Komünist sürece. Parti, Türkiye Komünist Partisi vardı. Bir anlamda evet. İşte evet. Anadolu'da da bir heyecanlanmışlardı. Evet. Kendilerinin bir anlamda dayatmaya çalıştığı bir ideolojik yapı vardı, görüş ama vardı. Ona izin verilmedi. Evet, izin çünkü verilmedi. Türkiye'nin yapısı komünizme uygun evet. değildi. Evet. Türkiye eser öyle isterseniz. Her ikisine hitap edebilecek nasıl bir evet, ideoloji bir sistem, olabilir, görüş olabilir? Atatürk'ün koyduğu bir sistemdi. Dolayısıyla Atatürk bunu çok güzel yönetti. Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması ve Stalin gibi karşı tarafta çok zalim diyeceğim bir idarecinin olması bu işi zorlaştırdı. Öyle söyleyelim. Yani Türkiye belki bu duruma düşmeden yine Atatürk'ün söylediği istikamette gidebilirdi. Çünkü Türkiye'nin en önemli politikası Atatürk'ün de her zaman ifade ettiği hiçbir bloka girmeden kendi milli politikasını devam ettirmekte. Bu çok önemli bir şey. Ve bunu inandırıcı bir şekilde yapabildi. Ve Sovyet dengesi çok önemliydi. Rus dengesi çok önemliydi. Fevkalade önemliydi. Ve onunla zaten Montreux Anlaşması'nı sağlayabildi. Ki bugün Karadeniz bir barış denizi olmuşsa ve bugün orada bir sıkıntı çıkmıyorsa Montreux Anlaşması'na borçluyuz. Bu da Atatürk'ün Türkiye'ye bıraktığı en büyük emanetlerden birisidir. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Evet. Şimdi dolayısıyla bunu devam ettirirsek şayet Rusya'yla o da kuşatılmış vaziyette sıkıntı içinde, parçalama tehdidi içinde ekonomik sıkıntıları da var Rusya'nın. Onu da görelim. Tabii. Sosyal sıkıntıları da var. Bütün bunlar var. Türkiye yapıcı olarak yaklaştığı takdirde Rusya'nın iç problemlerinin çözümünde bile katkı koyabilir. Onu söyleyeyim. Koyabilir. Yalnızca ekonomik olarak söylemiyorum bunu. Kültürel ve sosyal olarak söylüyorum. Dolayısıyla ikisinin de birbirine ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bu halledilebilir. Dolayısıyla bu bölgede stabil bir bölge rahmet buna inandığı için bunu konuştuğumuzda aynen Almanya ve Fransa arasındaki oluşan o birliktelik gibi bu bölgede Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı bu yüzden kurdu. Şu bizim konuştuğumuz sebepten dolayı kurdu. Ama Yunanistan da orada sabot eden ülkelerden biri oldu olmaya da devam ediyor. Yunanistan var efendim, Arnavutluk var, hepsi var. Yani Ermenistan hepsi var. Ermenistan'da daha iyi. Esasen yanlış. Yanlıştı bu. Başında eğer Türkiye ile Rusya bu işi götürebilseydi olurdu. Olmadı. Olmamasının çok çeşitli sebepleri var. Ama Türkiye'de bir Özal vardı. Bunu samimi olarak isteyen bir insandı. Karşı tarafta ama bir Yeltsin vardı. Bir Putin yoktu yani. Yani şimdi keşke orada bir Putin gibi adam olsaydı. Belki çok başka bir mesafe almış olabilirdik. Ne anlatabiliyor muyum? Yani demek ki insanlar da burada büyük rol oynuyor. O bakımdan ben Türkiye ile Rusya arasındaki böyle bir anlaşmanın, böyle bir işbirliğinin şu anda her iki tarafın kamuoyuna da, Batı kamuoyuna da, özellikle Amerikan ve Avrupa kamuoyuna da ve Çin'e de hatta çok iyi bir mesaj olacağı kanaatindeyim. Ve burada Çin'in bir kuşak bir yol projesi de ki Amerika ne pahasına olursa olsun bunu sabote etmek için her şeyi yapıyor ve yapacak. Bu planı yani. Dolayısıyla bu plan içerisinde maalesef ülkemizde bulunmaktadır. O bakımdan bizim Çin'le de her şeyi açık seçik konuşmamız lazım. Ve oradaki Uygur Türkleri meselesine bu kartı Amerikalıların ve Batılıların oynamasına izin vermememiz lazım.
Bu da Çin'in ikna edilmesiyle olur. Yani kapalı kapılar ardında bazı şeyler çözülür. Her şey kamuoyu önünde açık çözülmez. Nitekim Pakistan Başbakanı çok açık olarak bunu ifade etti Türkiye'ye geldiğinde. TRT ve Anadolu Ajansı mikrofonu uzattı ağzına. Dedi ki ne diyorsunuz bu Uygur Türkleri meselesine? Bir şey söylemeyeceğim dedi. Çünkü dedi dostlarımızla konuşacağımız konuları biz kamuoyu önünde konuşmayız dedi. Bundan daha iyi bir cevap olamazdı. Doğru bir cevaptı bu. Çünkü Pakistan Çin'le yakın bir ilişki içerisinde yatırımlar yapılıyor Çin'den Pakistan'a. Kalkınmaya ihtiyacı var. Uygur Türkleri meselesinin de Amerikalıların bir kartı gibi kullanıldığının farkında. Buna Birleşmiş Milletler Teşkilatı da dahil. Maalesef. O halde Çin'in de buna imkan vermeyecek şekilde davranması lazım. Bunu sağlamamız lazım. Bakın, geçen de bizim üniversitede, Ufuk Üniversitesi'nde yapılan Sosyal Bilimler Sempozyumunda Tayvan'dan Profesör Chien Yu konuştu. Önemli bir uzmandır özellikle Kazak Türkleri ve Orta Asya üzerine. Dedi ki bu Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'da, Sincan bölgesinde Kazak Türkleri de var. Bu Kazak Türklerinin meselesini Kazak hükümeti Çin hükümetiyle görüşerek halletti ve bir kısmı tekrar Kazakistan'a geri döndü. Bir kısmı da Doğu Türkistan'da yani Sincan'da kaldılar ve oradaki haklarını sonuna kadar kullanıyorlar. Kamplardan kurtuldular dedi. Siz de bunu böyle yapabilirsiniz dedi açıkça. Yani bu ne demektir? Bu ikili ilişkilerle çözülebilecek bir meseledir. Yani Çin'e savaş ilan ederek, oradaki terörist faaliyetlere destek vererek, orada Suudi Arapların arzu ettiği şekilde aşırı dinci, yani bak bugün HTŞ'nin içerisinde, hatta bir ara DAEŞ'in içerisinde yer alan maalesef, o Vahabi, Selefi kafalar ve teröristler var orada biliyorsunuz. Oldu. Bunun olmaması lazım. Bunu ben ne Türkiye'de isterim ne başka bir ülke bunu ister. Haklı olarak. Ülkesinin yapısını niye bozdursun adam? Değil mi? Ama kültürel haklarına, dini haklarına saygı göstererek o ülkenin içerisinde yaşamaya devam edebilmeleri lazım. Bunu sağlamak lazım. Bu her şeyden önce ikili görüşmelerle sağlanabilir ve her şey kamuoyunun önünde olmaz. Bazı şeyler kapalı kapılar ardında daha kolay halledilir. O da çevresini korumak zorunda tabii. Herkesin çevresi var bir noktada. Kamuoyu önünde ve dünya çapında ona zarar gelmesini istemez. Çok açık yani bu. Demek ki bunu yapmak lazım. Çin Dışişleri Bakanı geldiği zaman çantasında yatırım, Türkiye ile işbirliği vesaire getirdiğinde bunu da kapalı kapılar ardında bizim Dışişleri Bakanı'nın ve hükümetimizin onlarla görüşmesi gerekir kanaatindeyim. Mutlaka görüşeceklerdir. Evet. Tabii bunları konuşacağız. Özellikle gelecek hafta konuşacağız. Ama bizim bir reklam vermemiz gerekiyor Sayın Hocam. Reklam tabii. Sonrası getirdiğiniz noktadan hareketle dış politika gündemini burada ele almaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Evet, şimdi Sayın Büyükelçim, Türk-Rus ilişkilerinde Avrasya merkezli bir işbirliğinin öyle görülüyor ki güçlü bir şekilde, ki Şoygu da aslında Türkiye ile zor ancak sonuç veren ilişkilerimiz var derken belki bunu da kastederek söylüyor. Bu Kafkasya Hazar ve ötesi bağlamında da sanki kendisini gösteriyor gibi. Nitekim burada Türk Cumhuriyetleri ya da Orta Asya devletleri arasındaki son dönem ilişkilere bakıldığında sanki bu sürecin birer tamamlayıcı parçası olarak bu süreçteki yerlerini alıyorlar. Ama daha da önemlisi, burada dikkati çeken bir mevzu var. İşte hocam da belirtti. Afganistan ve Doğu Türkistan'la birlikte bölgede bir istikrarsızlaştırma ve bir terör dalgası da hedefleniyor. Kuşak Yol'da bunun en temel buradaki hedeflerinden biri. Kuşak Yol güzergahının istikrarsızlaştırılması ve bir de şu var tabii, Çin ve Rus yakın çevresi istikrarsızlaştırılmaya bu anlamda da biliyorsunuz çalışılıyor. Hedef alınmış vaziyette. Şimdi ben mesela bu bağlamda
gerek Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Özbekistan ziyaretine baktığımda, ki orada birlikte olarak iki Türk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı aralarında Türkçe konuşuyor. Bu çok önemli. Düne kadar Rusça konuşuyorlardı. Evet, Rusçayı bıraktılar diyorsunuz, değil mi? Evet. Artı Özbekistan ve Kırgızistan aralarındaki sınır ihtilaflarını da bitiriyor. Ne kadar önemli. Ki bu sınır ihtilaflarını bitirmelerinin en büyük nedenlerinden biri aslında terör. Terörle etkin mücadele. Ki burada Fergana'nın biliyorsunuz Özbekistan ve Kırgızistan bağlamında merkez alındığını görüyoruz. Daha da ötesi sanki sınır ihtilaflarından sınır ittifaklarına doğru inşallah. Nasıl ama? Sınır ihtilaflarından İttifaka. Sınır ittifaklarına doğru ki bu Türkiye-Rusya arasında da bakıldığında yakın çevreler bağlamında Orta Asya devletlerinin kendi arasında da bu şekilde kendisini gösteriyor. Böylece tabii bu hattın yani Hazar'ın doğusunun Hazar'ın batısına doğru burada bir istikrar alanı olarak Türk-Rus ilişkilerinde yeni dönemde belki bu hani konuştuğumuz nasıl bir Avrasya ya da Avrasyacılık bağlamındaki soruya da aslında cevap verdiğini görüyoruz. Yani her ne kadar Çarlık ve Sovyet Rusyası döneminde burada bir işgal dönemleri söz konusu olsa da Sovyetlerin ya da Rusların burayı yönetmesi söz konusu olsa da sonuçta Türklerin ve Rusların birbirini çok daha iyi tanıdığı bir dönem olarak da adlandırılabilir. Türkler ve Ruslar açıkçası birbirini çok iyi tanıyor. Ve bu programda yine konuştuk. Türkiye'yi ve Rusya'yı besleyen iki önemli kaynak var. Bizans ve Altın Ordu. Ve yine Rus tarihinde Türklerin Hazarlardan itibaren Peçeneklere kadar oradaki varlığı da inkar edilemez. Siz bu Türk dünyasındaki gelişmeleri bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmeler sizce nasıl bir geleceğe, nasıl bir coğrafyaya işaret ediyor? Şimdi bu konuya girmeden önce Pakistan'dan bahsedelim. Tabii buyurun. Pakistan'da eninde sonunda bizim Orta Asya politikamızda çok önemli aktörlerden biri olacak. Ben Pakistan'ı ele alırken Mısır'ı da ele alıp iki cümleyle bitireceğim bu işi. Pakistan ve Mısır çok büyük nüfusları ve ekonomik açmazları nedeniyle petrol şeyhlerinin dolar yardımına muhtaç durumdalar. Ve bu koca koca devletler o küçücük şeyhlerin elinde manipüle edilmeye açık durumdalar. En hassas, en kibar şekilde ortaya koyuyorum olayı. Mısır halkı da bizim kardeşimiz ve dostumuz. Tabii. Bugünkü rejim şeyleri ayrı. Ama Mısır için de, Pakistan halkı için de ben bu mali bağımlılığı çok ciddi birer handikap olarak görüyorum. Mısır koyduk şimdi kenara ayrı bir bölge. Pakistan için, Pakistan'ın bu bağımlılıktan, yani petrodolarlara bağımlılıktan kurtulmasının birinci imkanı Çin'le işbirliği ve buna gidiyor. Bu mecburi bir işbirliği. Amerika kendinden değil. Pakistan'ı taş devrine çevireceğim dediği andan itibaren aslında bu süreci hızlandırdı. Şimdi Amerika akıllı olsa, eğer Pakistan'ın Çin'e yanaşmasından rahatsız idiyse Pakistan'ı abat etmesi lazımdı. Petrodolarlardan kurtarması lazımdı. Ama Suudi Arabistan sermayesi ve Vahabilik, Selefilik Pakistan'da okulların açılması, değil mi? Önce El-Kaide sonra Taliban olarak Rusya'ya saldırtılması. Şimdi Sayın Büyükelçim, Pakistan ve Türkiye ve hatta İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dönem en güçlü müttefikleriydi. Doğru mu? Tabii. İran ayrıldı, koptu. Pakistan, Sento, değil mi? Pakistan, şimdi Amerika'nın önünde
İran'ı bir tarafa koyuyorum. Koskoca bir Pakistan örneği var. Pakistan da terör üzerinden terbiye etmeye çalıştı. Kendi eksenini de tutmaya çalıştı. Türkiye'ydi. Şimdi bu Pakistan bugün Çin'e büyük ölçüde yaklaşmışken, Çin-Pakistan ekonomik koridoruyla birlikte, Amerika bu süreci, yani Türkiye bağlamında da çok net görebilmeli, okuyabilmeli. Bu ekseni Çin'e kaptırma demiyorum, biz bunu konuşmuyoruz. Yani bizim geleceğimiz nokta büyük bir olasılıkla, siz de onu az önce zaten girişte söylediniz. Pakistan bu Türk dünyasıyla birlikte bu başlayan sürecin içerisinde belki bir üçüncü güç merkezi olarak, yani Çin ve Batı arasında oradaki o gücün üçüncü güç merkezi oluşumunda çok daha etkili bir rol oynayabilir. Yani evet. Bakıldığında Pakistan, Afganistan, Orta Asya ve böyle. Ve Rusya da şu an aslında bu süreci çok net bir şekilde görüyor ve bunu kendi lehine, çatışma şeklinde değil, bakınız, işbirliği şeklinde orada kendisine hem bekası bağlamında hem de bölgedeki çıkarlarını koruma noktasında, ki sadece Batı bağlamında bir tehdit algısı yok, bunu hep konuşuyoruz. Çin noktasında da burada elini güçlendirebileceği en büyük avantaj Afganistan'ı, Pakistan'ı işgal değil, Afganistan'la, Pakistan'la Orta Asya üzerinden güçlü bir işbirliği geliştirme. Buyurun. İşte burada da Türkiye önemli bir yere sahip kuşkusuz. Rusya'ya gelmeden önce Türkiye'nin, bakın şimdi çok çok son derece stratejik bir soru soracağım. Türkiye'nin kızıl elma stratejisi bitti mi? Mümkün yani mi? Yani tenten vardı, hatırlar mısınız çocukluğumuzda? Evet. Tenten. Orada rakkasım daima doğru söyler, daima batıyı mı kuzeyi gösterir derdi. Kaptan Haddock muydu, neyse. Falan öyle bir şeyler. Şimdi Türkiye'nin rakkası daima batıyı gösterdi, Roma dedi. Acaba Türkiye batıdan vazgeçmeli mi? Ama Türkiye'nin tarihi sadece batı değil. Bir dakika. Hep doğu göz ardı edilir. Şimdi bir dakika. Evet. Türkiye batıdan vazgeçerek mi doğuya dönmeli dediğimizde işler son derece hassas diplomasiye giriyor. Ben şu aşamada, daha önce de söyledim bunu, ne NATO'yu ne de Avrupa Birliği'ni kafadan bitti bu iş denmesini hem erken görüyorum hem gereksiz görüyorum. Belki de uzun vadede hiç gerekmeyen ve buna devam etmemiz gereken bir politika olarak görüyorum. Tarihi hedef ama olarak. Ama tarafların karşılıklı olarak mutabık kaldığı, istemeselerdi, birbirine bir anlamda saygı duyduğu, İstemeseler, tek taraflı değil ama. İstemeseler de, ben eğer Çin Seddi bana karşı yapılmış, doğuya gidememişim. Atları çevirmişim, daima batıya gitmişim. Belki de onlar istememesine rağmen ısrarla buna devam edip bir gün kafalarına dank edip onların da bu noktaya gelmesini sağlam. Bitti. Batıyı bıraktık. Şimdi doğuya gidiyoruz. Fergana'ya şimdi, doğru gelelim. Süremiz azaldı. Fergana'ya geldik. Evet. Şimdi Fergana'ya geldik. Bayraktar grubunun CGN diye bir küçük televizyon şeyi var herhalde. Onun bir yayınladığı video var Fergana Vadisi konusunda. Bugün bana geldi, size de gönderdim. Orada onun başlangıcında 10 dakikalık bir video, çok güzel bir video. İmkan olsa telif haklarını alabilsek veya rica etsek de burada da yayınlasak, önemli bir video. Onun başlangıcında oradaki akademisyen hanım İskender'den bahsediyor. İskender hocası Aristo malum. Nasıl yöneteyim ben fethettiğim halkları diyor. Aristo da diyor ki bunları birbirine düşür. Aralarında hakem ol. Ama hiçbir zaman barıştırma diyor. Böylece diyor idare edersin diyor. Haritamız geldi. Şimdi Fergana Vadisi'ni Ruslar öyle bir ayarlamışlar ki, Sovyetler. Birbirinin içinde arazisi var bu ülkelerin. Adacık, küçük adacıklar. Küçük adacıklar var, o haritayı da Özbekistan'ın yönetmenimiz. Evet. Şimdi özel olarak rica ettik, tabii, malum tabii, kendisinden. Tabii. Şimdi
Rus burayı karıştırabilmek için aynı Karabağ'da olduğu gibi buraları darmadağın etmiş. Ama şimdi bugünkü toplantının kalbine geliyorum. Rusya vaktiyle birbirine düşürüp de idare etmek üzere parçaladığı ülkeleri bugün artık Amerika kullanıyor. Ve Amerika daha fazla Karabağ'ı kullanmasın Amerika diye artık Amerika, kendisi toparlamaya bakın, çalışıyor. Rusya'nın evet. arka bahçesinde ne ister Rusya ve Türkiye? İstikrar ister. Evet. Huzur ister, barış ister. Evet. Peki kim karıştırmak ister Rusya'nın arka bahçesini? Amerika. Düşmanı Amerika. Peki Rusya vaktiyle kendi kullanmak üzere bölmüştü Fergana Vadisi'ni. Evet. Şimdi toparlıyor. Şimdi kim ister orayı kullanmak, karıştırmak? Amerika. Amerika ister. Evet. O zaman bakın Rusya işte vaktiyle yaptığı tarihi hata kendi kullanmak üzere parçaladığı toprakları bugün Türkiye ile işbirliği yapıp istikrar içinde tutmak zorunda. Üç tane büyük dünya gücü var. Rusya, Çin ve Amerika. Bu üçü en kalp noktası stratejik olarak Fergana Vadisi. Kalpgahın kalbi. Hem nasıl kalbi? Şimdi bu kalpgahı kullanmak isteyecek olan Amerika. Rusya istikrarda tutmak isteyecek. Düne kadar Türkiye'de Rusya buradan operasyon yapmak istiyordu. Evet. Bunu yapabilme kabiliyeti olmadığı için operasyon yememek için şu an operasyon sahasını operasyona kapatıyor. Şimdi evet. Kime ihtiyacı var? Türkiye'ye. Evet. Türkiye gerçek anlamda bütün dünya şunu bilmeli. Türkiye 21. yüzyılın istikrar gücü olacak. Gittiği yerde istikrarı hedefleyecek. Türkiye Orta Asya'da istikrarsızlık isteyemez. Tabiata aykırı. Orta Doğu'da istikrarsızlık isteyemez. Tabiata aykırı. Şimdi şunu da açmak Afrika'da lazım. Afrika'da evet. DAEŞ'in kolları başladı biliyor musun? Yeni haber bu. Afrika'ya sıçradı DAEŞ. Neresi ya? DAEŞ nerede? Afrika nerede? ISIS başladı diye böyle Afrikalı ülkelerde şimdi yeni haberler var. Türkiye Çin'e karşı kullanacaklar ağırlıklı olarak da bunu. İstikrarsızlık evet. istemeyen dünyadaki belki de birinci ülke Türkiye. Evet. Onun için başta Rusya olmak üzere arkasından Çin olmak üzere istikrar isteyen ülkeler Türkiye ile işbirliği yapacaklar. Burada önemli olan ne? Bu Fergana Vadisi'nde eğer istikrar aranacaksa, hani biz diyorduk ya bu ülkeler Rusya'nın abiliğinden kurtulduk şimdi Türkiye mi abimiz olacak diyorlardı. Evet, burada Türkiye abilik yapabilir. Ben abinizim diye değil gitmeden. Ama ya burada bir tecrübe sahibi eylemleriyle abilik yapabilir. Evet. İstikrar unsuru. Önce güç diyelim. Evet. Azerbaycan'la Türkmenistan arasında. Evet. Özbekistan'la Kırgızistan arasında. Kazakistan'la Türkmenistan arasında. Bunların arasındaki her türlü sorunda Türkiye gelin beraber İstanbul bizim uzlaşma yerimiz. Nasıl evet. ki Afganistan'da hükümetle Taliban Amerika keyfinden mi Türkiye'ye buyur dedi onu. Oyunu bozmak için. Amerika neden Türkiye'de gidin anlaşın dedi. Evet. Çünkü Eşref Gani Türkiye'ye saygılı, Türkiye'ye dedi ki ya bu adamı masaya getir. Biz Taliban'la anlaştık. Eşref Gani'ye de masaya getirelim. İşte oyun orada bitsin. Tam tutmadı. Moskova ve İstanbul iki adres. Bu da bir tesadüf tabii, değil. Moskova da var. Doğru. Tabii. Moskova ve İstanbul. Oysa hedef belki Moskova ve Ankara'yı karşı karşıya getirmekti. Evet. Ama bu oraya geldi iş. Tabii. Mi? Bunları konuşacağız Sayın Büyükelçim evet. ama Fergana noktası dediğiniz gibi çok önemliydi. Evet. Rahmetli Kerimov'un bir sözü vardı. Orta Asya'da bir savaş başlatmak istiyorsanız tek bir kelime yeterlidir diyordu. Sınırlar. Evet. Bitti. İşte. Ama şu an Fergana. İşte az önce de ifade ettik. Bugün Orta Asya devletleri aralarındaki sınır ihtilaflarını çözüyorlar. Sınır ihtilaflarını çözen bu devletler terör veya daha başka tehditlere karşı kendi aralarında daha güçlü bir işbirliği inşa etme sürecini başlatmış vaziyette. İnşallah.
Yok inşallah yani bunu görüyoruz çok net bir şekilde. İstedikleri kadar kurcalasınlar. Türkiye ve Rusya'nın buradaki ortak iradesi de oldukça önemli. Türk Konseyi'nin bu anlamda oynadığı rol de oldukça önemli. Bunlar önümüzdeki günlerde konuşacak. Daha da artacak. Daha da artacak. Evet. Bu Türk Konseyi'ne Türkiye, Rusya yani Rusya'nın olduğu kadar bunu da ileride konuşacağız. Çin'in de ihtiyacı var. Bakınız bunu da konuşacağız. Geliyor işte bakan geliyor. Tabii, Çin'in Türk İslam dünyasını karşısına alarak savaşarak güç olamaz. Bunu Çin'in er ya da geç. Türkiye'ye ihtiyacı var. Aynen. Er ya da geç bunu Çin anlayacak. Evet. Şimdi gelelim çünkü neden anlayacak Çin? Blinken'ın ilk yurt dışı ziyareti Güney Kore ve Japonya, Seul ve Tokyo. Sencer Hocam. Evet. Şimdi evet. Bakıldığında herhalde bu öylesine bir ziyaret değil. Yani bir uzak doğu ya da Pasifik turu değil. Burada Blinken'ın da çantası dolu. Zira biz biliyoruz ki geçen hafta bir Quad dörtlüsü yani bu dörtlü Hint-Pasifik dörtlüsü adını da veriyorlar buna biliyorsunuz. Bu dörtlü bir araya geldi ve bölgede özgür ve açık Hint-Pasifik olarak bir süreci başlattılar. Özgür ve açık Hint-Pasifik. Yani bu Biden'ın demokrasi ve insan hakları söylemiyle de paralel. Ve buraya şu an defakto bir şekilde işleyen bu dörtlü ittifakı hayata geçirme noktasında belki bir takım çok daha somut hadiseleri konuşuyor olabilirler. Bu dörtlü yani Quad sizce bölgede bir Hint-Pasifik NATO'suna dönüşür mü? Bu birinci sorum. İkincisi Çin bu bütün bu süreci nasıl karşılıyor? Çünkü Quad'a da baktığımızda Amerika'nın şu anki uygulamalarına da baktığımızda Tibet dahil mesela Hong Kong dahil Tayvan dahil hatta Doğu Türkistan'ı konuşuyoruz. Bütün bunların teker teker yani Çin'in bu anlamda iç meselelerinin birer çatışma noktasına doğru çevrilmeye çalışıldığını Çin'in içeriden ve dışarıdan istikrarsızlaştırılmaya dönük bir hamleyle karşı karşıya bulunduğunu görüyoruz. Ondan dolayı da az önce ifade ettik. Çin burada mümkün mertebe ihtilaflardan uzak ittifakları işbirliklerini esas alan bir politika izlemek zorunda. Bir dakika. Bu açıdan Rusya Türkiye Fergana toplantısı yapılabilir mi? Bunları konuşuruz. Mesela bir şey olabilir. Tabii mesela teröre karşı burada işbirlikleri gündeme gelebilir. Evet. Buyurun Sayın Hocam. Ne dersiniz bu Blinken'ın ilk yurt dışı ziyaretini Seul ve Tokyo'dan başlatmasına? Efendim şimdi biliyorsunuz Amerika'nın hasım olarak ilan ettiği, rakip olarak ilan ettiği ülke Çin. Çünkü Çin milli gelir olarak bu pandemiden sonra 2028 yılında en geç Amerika'yı reel olarak yakalamış ve geçmiş oluyor. Şu anda 14 trilyon dolardı. Amerika 21 trilyon dolardı. Ama Çin'in büyüme hızı pandemiye rağmen kuvvetle devam ediyor hala. %5'lere kadar, 6'lara kadar eskiden olduğu gibi. Amerika küçülüyor. Dolayısıyla 2028 çok yakın bir tarihte Çin Amerika'yı yakalamış ve geçmiş oluyor. Şimdi bu geçmek demek milli gelir olarak aynı zamanda üretim gücü olarak geçmek, askeri güç olarak geçmek ve teknolojik güç olarak geçmek anlamına geliyor. Nitekim uzay çalışmalarından tutun da Mars'a gönderdikleri, Amerika'da gönderdi, bize gönderdik diyorlar. Bir takım uydular, bir takım araçlar, gereçler. Yani Çin iddialı olarak yoluna devam ediyor. Diğer taraftan Çin'in içerisinde de bir gelir dağılımı bozukluğu var. Kalkınmasını tamamen tamamlamamış değil. Bundan dolayı bir kuşak bir yol gibi bir projeyi gerçekleştirerek Çin'in içerisindeki doğudaki gelişmeyi Çin'in batısına da taşıyıp komşu ülkelere de taşıyıp hem Çin malları için ta Avrupa'ya kadar uzanan demir yolu, karayolu
boru hatlarıyla hem ihtiyacını almak ham madde olarak hem de mamul olarak pazarlara ulaşmak için büyük bir çalışma içerisinde. Biz de bunu destekliyoruz. Çin'in pazarı olmak için değil, kalkınmak için ve bizim eşit bir partner olmamızı sağlaması için. İhtiyacımız olan teknolojiydi, ihtiyacımız olan sermayeydi. Bunları bize getireceği için. Bizim gibi bütün ülkeler de bu güzergah üzerindeki olan bütün ülkeler de bu işe katılıyorlar. Şimdi bu olurken Trump zamanında tabii Amerika, izleyicilerimiz açısından Ankasam'ın infografiğini de verdik. Evet. Asya'nın NATO'su Quad olarak. Amerika'nın Trump zamanında pek bir şey bu konuda yapamadığı, pasif hale düştüğü görülüyor. Ticaret savaşlarını yalnız başlattı. Amerika'yı daha bağımsız kılacağını ifade etti. Üretimi Amerika'ya geri taşımaya çalıştı. Ve orada meydana gelen işbirliklerine de iştirak etmedi. Yani mesela en önemli işbirliği bizim hani biraz da mizahi olarak söylediğimiz RCEP dediğimiz. Yani ASEAN ülkeleri artı Çin, artı Japonya, artı Güney Kore, artı Avustralya'nın katıldığı bir grubu dahil olmadı. Şimdi bunun telafi edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Biden hükümetinin Dışişleri Bakanı Blinken bunu telafi etmek üzere ki Biden'la beraber 12 Mart tarihinde sizin dörtlü toplantı dediğiniz yani Quad Latince dört kelimesinden alınmıştır. Nedir bunlar? Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Avustralya. Bunların iştirakiyle Amerika'da buna dahil olunca 5 oluyor tabii. Quad dediğimiz ama esasen 4 demek. Evet. Şimdi dolayısıyla bu birliktelik o RCEP dediğimiz bölgesel kalkınma örgütü hikayesine cevabe yapılan bir ekonomik, aynı zamanda siyasi, aynı zamanda terörle mücadele, pandemiyle mücadele gibi hususları içeren bir işbirliği. Bunun bir NATO benzeri bir yapı olması mümkün değil. Çünkü zaten bu söylediğimiz ülkeler, Hindistan yok ama o işin içinde, zaten şeyin içinde varlar. RCEP dediğimiz o teşkilatın içinde varlar. Güney Kore ve Japonya zaten Çin'le kendi para birimlerini kullanmak suretiyle. Hocam yalnız bu Quad'da Hindistan var. Hindistan, Japonya, evet, Avustralya ve ABD. Güney Kore'de var. Yani şimdi böyle baktığımız zaman da bu işbirliği Amerikalıların vermeye çalıştığı bu cevap esasen ihmal edilmiş olan bir hususun telafisi şeklinde düşünülebilir. Ama daha fazla değil. Çünkü bu ülkelerin hepsi ikili işbirlikleriyle ve biraz önce söylediğim o RCEP dediğimiz işbirliğinin içinde de yer almak suretiyle ne yapmış oluyorlar? Zaten Çin'le bir aradalar. Yani bu çok açık yani. Dolayısıyla hem onunla bir arada hem bununla bir arada olduğun zaman NATO gibi apayrı bir yapı ortaya çıkmaz. Böyle bir şey çıkmaz. Hindistan burada Amerika tarafından Çin'e karşı kullanılmak istemiyor. Ama Hindistan bu konuda çok temkinli ve dikkatli. Çünkü Hindistan'ın da Çin'le olan bir takım görüşmeleri var. Modi'nin. Dolayısıyla buna da iyi bakmak lazım. Yani Hindistan öyle tek kalemde Amerika'nın piyonu durumuna gelecek bir ülke değil. Bundan sonra hatta dünyada ikinci ülke, ikinci büyük ekonomi haline çıkacak. Amerika üçüncü ekonomi haline dönüşecek. Henüz olmadı ama. Ama Çin'in doğru. Hindistan üzerinde artan bir baskısı da var. Hindistan var, yakın çevresi dahil var, olmak üzere. Var bu baskı. Bir de Çin, ama Pakistan ekonomi koridoruyla birlikte var, bakıldığında var, adeta bir kuşatma var. Var ama Hindistan da öbür taraftan Çin'le başka bir yakın ilişkiye girmeyi planlıyor. Yani Hindistan çünkü piyon olmak arzusunda değil. Evet çünkü yani Hindistan, haklısınız. Çünkü normalde Hindistan kendi iradesiyle tam manasıyla hareket, evet, etse bir Taj Mahal sürecini tekrar Pakistan'a da başlatabilir. Tabii. Onun için Hindistan'ı öyle çantada keklik falan kimse görmesin. Öyle değil yani. Hindistan, evet, çantada keklik falan değil. Dolayısıyla Hindistan kendi yolunu çizmeye çalışan bir ülkedir. Ve kalkınmasında da Çin'le olan işbirliğinden de faydalanmayı düşünüyor. Hatta Hindistan'la
Tayvan arasında çok yakın bir işbirliği olduğunu söyleyeyim. Teknolojik anlamda özellikle Tayvan'dan Hindistan çok istifade etmektedir. Birçok science parkların vesairenin kuruluşunda Tayvan'ın Hindistan'da çok büyük katkısı vardır. Tayvan'ı da hiçbir şekilde çantada keklik, Amerika'nın kolonisi gibi falan sakın görmeyin. Tayvan Chiang Kai-shek'in kurduğu bir ülkedir. Bütün tüm Çin'le ilgili iddiaları vardır. Ama bağımsızlığını korumakta kararlıdır. Bu bağımsızlığını korumasına da Çin karşı değildir. Yani burada Çin ve Tayvan karşı karşıya değiller. Şu anki seçilmiş olan hanım Cumhurbaşkanı her ne kadar Amerika'ya takım gülücükler. Yani Blinken aradığını bulamayabilir mi diyorsunuz? Bulamadı zaten. Bulamadı. Dolayısıyla Blinken burada Japonya'yı aktive etmek, Güney Kore'yi aktive etmek istedi. Tayvan, ben özellikle Tayvan'ı söylüyorum burada. Tayvan kendi yolunda devam ediyor. Ama şunu unutmayın ki bugün Çin'in Çin olmasında Tayvan'ın muazzam bir katkısı vardır ve bu katkı devam etmektedir. Yani aşağı yukarı 1 milyon Tayvanlı Çin'deki şirketlerini yönetmektedirler. 80 bin tane şirketi vardır Tayvan'ın Çin'de. Teknoloji şirketi bunlar. Yani Tayvan Çin'in kalkınmasında oynadığı rol için bunu söylüyorum. Aynı zamanda Çin'in kalkınmasında Hong Kong'un sermayesinin de çok büyük rolü olmuştur ve vardır hala da. O zaman Amerika'nın bir anlamda Çin'i içeriden çökertmeye dönük stratejisi boşa çıkacak gibi. Biraz zor. Dolayısıyla o zaten Tayvanlılar da buna çok büyük önem veriyorlar. Biz Çin'le karşı karşıya gelmek istemeyiz diyorlar. Tibet de aynısını söylüyor. Aynı şeyi Güney Kore ve Japonya'da söylüyorlar. Dolayısıyla Amerika burada temiz Washington havası almaktan başka yapacağı bir şey yoktur. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla şunu unutmayın. Yani cadı kazanında boşa mı kepçe salladı Blinken? Boşa kepçe sallıyorlar. Evet. Ve şurada şunu söyleyeyim. Bir mıknatıs düşünün. Büyük bir mıknatıs. Evet. Bu Çin olsun. Evet. Bu büyük mıknatısın yanında birazcık daha küçük bir mıknatıs olsun. İki dakika olsun. Var ama hocam. Japonya olsun, öbürü Kore olsun. Evet. Bir mıknatıs da okyanusun öbür tarafında olsun. Evet. Hangi tarafa gider bunlar? Çok açık. Coğrafi olarak yakın olan tarafa gider. Evet. Onun için Amerika burada Pasifik'teki hakimiyeti kaybetme yolundadır. Bunu uzatabilmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Bir kuşak bir yolu nasıl sabote etmeye çalışıyorsa burada da benzeri çalışmaları yürütüyor. Bu toplantılarda buna hizmet etmektedir. Başka bir şey değildir. Bunu lütfen olduğundan daha fazla değer biçmeyelim. Öyle söyleyeyim. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Büyükelçi ben de bir görüşünü alayım. Dedi ki Amerika Asya'da Kuat, Muat, Asya, NATO'su falan kuramaz dedi. Çin yükseliyor, Amerika iniyor. Ve hiçbiri de Çin'i karşısına almak istemez diyorsunuz. Amerika'nın bakın dışarıdan Amerika'ya kimse bir şey yapamaz. Doğrudur. Ama Amerika içten kendi kendine kötülük yapabilir mi? Yapar. Onu da yapıyor. Ama yani Amerika'nın bir takım tehditleri de var ki mesela Çin'le ilgili yaptığı bir açıklama var. Diyor ki biz bu Çin eğer bulabilirsem o ifadeyi Çin böyle bir şeye kalkışırsa mahvederiz diyor kısacası. Kendi de mahvolur. Yani bu özellikle Güney Çin Denizi krizi bağlamında yaptığı açıklama. Kendisi de mahvolur. Evet, karşılıklı mahvolur. Evet. Yani bu, bırakın bu savaşı. Ekonomiler iç içe geçmiş. Evet. Önce ekonomiler mahvolur. O zaman tabii. Yani burada şey var. Kofkabadayılık durumu var. Tabii. Ha, eli bağlı Amerika'nın. Evet. Tabii. Amerika'nın doğru. Eli bağlı ve Frankenstein'ını kendi yarattı. Evet. Ya Frankenstein profesör Çin de. Çin çok güzel oynadı aslında. Çok güzel oynadı. Ve şu an nasıl başarısız kezendi bilmiyorum. Tarihi tecrübesi var Çinlilerin hocam. Efendim? Çinlilerin tarihi tecrübesi var. Binlerce yıl beklemişler. Bir yüzyıl daha beklerler. Hiç problem değil. Evet. Aynen. Amerika evet. Bekleyemez. Ben yani. Bir yüzyıl bekleyeceklerini zannetmiyorum. Tarihi de öne evet. Çekler. Biz Çin mevzunu ve Amerika mevzunu daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Süremizin yine sonuna geldik. Yani tam böyle konuşmada hızlanırken değil mi? Süre bitiyor. Ben teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim, Sayın Hocam.
Biz yine haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere değerli izleyiciler. Şimdilik hoşça kalın.